Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi sevgili kardeşlerim, şimdi bunun bu dersteki takip ettiğimiz gaye şu: Risale-i Nur Asr'ın tefsiri ve müceddidi diyoruz. Bu anlamda ne içine giriyor? Mehmet hoş geldin. Aleyküm selam. İyi geldin. Şimdi madem asrın eseri müceddidi, ne anlama geliyor bu makamda? Asrın sıkıntısını, hastalığını çözümler üretiyor. Maddi ve manevi. Maddi, bedensel işte, psikolojik, psikiyatrist, panik, panik atak, depresyon, şizofreni vesaire. Bunlar maddi olarak söylüyorum. Bir de manevi hastalıklar var. İmansızlık, zaaf iman, itikatsızlık. Bu iki kategoride. Şimdi Risale-i Nur madem asrın eseridir, böyle iddia ediyoruz. Asrın en büyük sorunu psikolojik şu anda. Değil mi? Psikolojik. Kimin playerine basarsan bas, hemen sıkıntı patlıyor, çözemiyor. Gelmiş tıkanmış. Sıkıntı hiç olmaz değil. Çözüm yok elde. Yani sıkıntı olur. Peygamber'e de vardı. Allah, Ustad Hazretleri 9 tane dişi düşmüş bu gecede sıkıntıdan. Çözümü var ama yöntemi de biliyor, niçin olduğunu da biliyor. Şimdi Risale-i Nur'un külliyatını senelerce tetibat yapılmış, araştırmış. Öyle çıkan bir bu eser, bu netice, insanın sorunların, manevi psikoloji sorunun şeyi kafa. Kafayı yönetememek. Bunların temellerinde şüphe, şek, vehim, vesvese, hayaller ve düşünceler, malumatlar ve bilgiler. Bunlar her birisinin ifrat, tefrit, vasatı var. Aşırısı, nötrüsü, ortası. Her şeyin ama ne aklınıza geliyorsa, her şeyin ifratı şeytandan, her şeyin tefriti nefse emmareden. Vasatı sünnet-i seniyedendir. Aslı vesvese büyük nimet ilahiyedir. Vesvese Risalesi'nin sonunda yazar. 5 tane nimeti var onun içinde. Teyakkuza sebeptir, tahiriye dairdir, malum. Tehabunu defeder, ciddiyete vesile olur diyor. Yani vesvese olmasa kimse araştırmaz, ciddi olmaz. Buralara kadar gelmeyiz, gelmezsiniz. Demek ki bu insanın bu asırdaki maddi ve manevi sıkıntısı, maddi bedensel olarak söylüyorum, manevi ise ruhsal. Risale-i Nur çözümler bulmuş. Bu demek değildir ki sıkıntı olmaz, sıkıntı olur, sıkıntıyı aleminde çözümler ve cennet hayatını da yaşar. Sıkıntının merdiven olduğunu bilir. Ya bir basamaktır, ya bir merdivendir, ya bir dürbündür veya iptir. Yani zembil. Dolayısıyla insan kendisini yönettiği zaman sıkılsa bile, he bu budur, bu da budur, bu buradan geliyor, bunun için geliyor der ve rahat ediyor. Yani öyle teşessür etmiyor. Mesela ben bir haftadan beri Almanya Bremen afendiyim. Bir hafta içinde 2 tane intihar duydum ve Almanya, Avrupa medyasına yansıtmazlar. Türkiye'de birisinin burnu aksa bütün Türkiye duyar. Çünkü şeri, kötüyü devamlı yayarlar ki psikolojileri bozulsun diye. Ustad menfi yaymayın diyor. Safi zihinleri idlal ediyor. Yani menfileri yaymayın. Bakın Bremen Afen nüfusu 120 bin mi? 120. Bizim duymadığımız ne kadar var bilmiyorum. Bizim Türklerin katıldığı, bir tanesine cenazesine
Bizim arkadaşlar, çocuklarımız katıldı. Sınıf arkadaşım 20 yaşında, 21 yaşında. İki tane ihtiyar bir haftada. VMD'ye çıkmıyor. İki tane ihtiyar. Bak, şeyi kafayı hizmeti alıyor. Hooo diye böyle yapıyor. Rotterdam, Amsterdam arası 60 kilometre. Bu bir tren hattı var. Orada en az haftada 5-6 kişi kendisini tren altına atıyormuş. Rotterdam'da Amsterdam'da 60 kilometre, fazla değil. Ve haftada 5 gün. O da bilinen. Tabii, sadece bilinen. Haftada. Bu, evet, o kondüktör, orada çalışan arkadaş anlattı bunu. Kondüktör anlatıyor. Tabii. Ve medyaya çıkmaz. Mesela bizim işte, senin yeğen katıldı işte. Ama cenazesine katılmaktan kafası gitti. Ve ona mı üzüleceksin? Yakmaya, cenazeyi yakıyorlar. Biliyorsunuz adli tıp böyle ciddi bir şey olmasa, ihtiyaç olmasa sakın dostlarınızı adli tıpa hani götürüyorlar ya, kesiyorlar diyor. Zerre kadar hepsini hissediyor. Ruhu hepsi hissediyor. Yani yaptırmayın. Mecbur kalırsa var mı? Mecbur kalsa başka, ama yani ne oldu bir de merak ettik yani, neyle öldü, sakın yaptırma. İntihar, yanma, adli tıptaki o ölen bir insan cesedinde uğrama, aynen zerresine kadar hissediyor. Ama bağıramıyor. Peki o konuda narkoz vurdurtma gibi bir şey olabilir mi abi? Öyle olduğu halde, nesne değil. Yok, o ruh şey yaptı mı tahallük ediyor. Bak. Bedensel artık, ilaç da buna mani değil. Tahallük ediyor. Neye benziyor? Benzemiyor da bir anlamı, konumuz o değil. Rüyada gördüğün o kötü şeylerin bedene çıktığı gibi bedensel havasızlık, bedensel böyle boyun, yani o yatma şekli rüyanı değiştiriyor. Boğuluyor gibi oluyorsun. Yani gündüz işittiğin şeyleri, işte yakmalar falan, akşam kabus olur. Yani ustadımızın tabiriyle gündüz gıybet yaparsın, akşam et yersin. Öyle mi? Şimdi böyledir. Şimdi büyük nimet ilahiyedir bunu bilmek. Külliyatta, buna külliyata, yani külliyatı bilmek. Külliyatı Cenab-ı Hak nasip etmesi büyük nimettir. Nimet içinde de nimettir bu derslerle muhatap olmak. Çünkü bir direkt Risale-i'nin mevzusudur. Bir tane külliyatın dışında göremezsiniz burada. Zaten yok ki başka yerde. Olsaydı Risale-i Nur onu zikretmez. Malum şeyleri nakletmiyor Risale-i Nur. Biz diyor ustad, malum şeyleri nakil ile meşgul değiliz. İstihracı esrar ile meşguluz. Yani mana istihraç ediyoruz. Nereden? Ayet vadisten. Aslın ihtiyacına göre. Biz Nur talebeli ne yapacağız? Ayet vadisten değil. Risale-i Nur'dan istihracı esrar yapacağız. Zaten emrediyor ustad. Hazreti Ali emrediyor. Fecme havasa bi hayri tümmet. Havasların özelliklerini topla, bir yere getir, o zaman tamam olur diyor. Asay Musa diye bir mustakib bir kitap gibi iken mustakib bir kitap değildir. Asay Musa ustadın toplamasıdır. Külliyatın her tarafından toplamış bir kitaptır. Ha böyle toplama yapın diyor Kastamonu'da. Şimdi bu malzemeleri yaptıktan sonra insanın bu asırda hususi dünyasını, cehennemini veya cennetini oluşturan dima, kafa. Türkçesi dima, kafa. Bunun içerisinde dimada ustad diyor ki meratip var. Tahayyül gelir diyor. Sonra tasavvuf. Ben bunlara girmeyeceğim. Malum hepiniz bilen insanlarsınız. Şimdi aklın iki tane gözü var. Ben hemen giriyor. Aklın iki tane gözü var. Birisi tasavvur, birisi tahayyül. Bunlar üzerine 30 seneden beri çalışıyor. Şu kafanın üzerine 30 sene üzerine çalışıyorum. Tahayyül, sonra sorarsınız mehazlarını veya nurdersi.com girersiniz. Tahayyülde bu orada kaynaklarıyla anlatılıyor. Tahayyül mekan anlayışımızı uydurukçasıyla algısını oluşturur. Tahayyül mekan, yani bir mekansız hayal edemezsiniz. Mekan algısını, yani anlayışını, idrakini, şuurunu tahayyül yapar. Düşünceler ise zamanı oluşturur bizde, zaman. Çünkü sıralama vardır. Düşünceleri, konuşmaları sıralamaya koyarsın. Öncelik, sonralık. Önce
Öncelik sonralıksız düşünce yoktur. Öncesiz sonrasız. Böyle bir düşünce yoktur. Dolayısıyla zaman anlayışımızı oluşturuyor. Bu iç, birbirinin içine girebiliyor. Sonra ben tek tek hastalıktan bahsedeceğim. Veya konu geçerken niye insan intiharı düşünür? Niye kendisini kötü hisseder? Niye depresyondayım zanneder? Yapabildiğim kadar ve kısa bir zamanda bunları bakayım yapabilecek miyiz? Bu söylediğimiz ama veciz şey yapacağım. Şimdi insanın şu kafasında şurada başlıyor şakra, onların dediği şakra şuradan başlar. Şu gözü içine alır. Şuradan alır, böyle gelir. Bu şurasıdır. Şu görüyor musunuz? Ben biraz ufaltayım, daha hakim olasınız. Biraz da ufaltayım. Şunu görüyor musunuz? Yani iki tane göz. Şurası göz, iki. İki tane göz. Ondan sonra burada teke iniyor. Sonra çift itikada dönüşüyor. Şunu iki tane göz tasavvur, tahayyül, cem olduğu yer taakkul, akıl, yani düşünceler, hayaller, zamanlar, mekanlar, akıl. Sonra bu aşağı indiği zaman iki kanata açılır. Bu sözler 142'de söylüyor. Üç yol var. Birisi Hakk'a itikat, Kur'an'a itikat, birisi batıla itikat. O da itikattır. O da itikattır. Batıla itikat ediyor, Hakk'a itikat ediyor. Şimdi bunun içeriklerinden bahsedeceğim. Bu iki tane göz dedik. Buraya ustadımız serbest diyor. 278 sözlerde. Bölgeyi biz ekledik. Serbesttirler diyor. 278 Vesvese Risalesi'nde. 75 lemalarda bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına giremezler. İnsanların ihtiyar ve iradelerine muhalif yaptırırlar, söylettirirler, günahla işlettirirler. Yaptıran odur. Sonra da der ki sen hakka ve hakikata istidat ve kabiliyetin yoktur. Seni kaderin böyle mahkum etmiştir diğer yeisi atar. Oysa bir iki latife var ki bunlar ihtiyar ve iradeye girmezler. Belki de teklif altına girmezler. Bunları sözlerde serbesttirler diyor. Sözlerde ona isim koyuyor. Serbest bölge. Bu serbest. Nedir onlar? Birisi tahayyüldür. Orada zaten 278'de tahayyüldür diyor. Bir tanesi tasavvurdur. Kısacası tahayyülünüzü ve tasavvurunuzu kontrol altına alamazsınız. Hiç mi alamayız? Nasıl alacağız peki? Almaya çalışmamakla. Kontrol etmeye çalışmamakla kontrol edeceksiniz. Başka peki? Ha şu. Sen şimdi bahçeye su verdiğin zaman otlar da büyüyor, ayrık otu da büyüyor, diken de büyüyor. Dimağına hakim olmak istiyorsan serbest bey, terklerin olması lazım. Terklerin nispetinde buraya hakim olursun. Terk. Nedir o terk? 148 Kastamonu'da ağzımız açtı gene. İlle kaynaklı konuşacağız. Önce söyle işte. Takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Yani hem mutlu olmak istiyorsun, hem bütün enkazlar kafanda olacak. Bu mümkün değil. Terklerle muvaffak olacağız. Terk-i kebair, defi mefasit terk-i kebair. Bir tanesi hayal, bir tanesi tasavvur. Yani bir tanesi defi mefasit, bir tanesi terk-i kebair. Şimdi bu serbesttirler, bu iki yer, ondan bahsedeceğim. Ve içerisinde başka yerden bahsetmedim. Bu Hollanda'da da bahsedeceğim. Bu serbest bölge dinlemişsinizdir ama kargası veriyor. Fakat hiçbir yerde bahsetmedim. Pakistanlı bilim adamların, tıpçıların sorduğu sorulara mukabil içini farklı gene külliyatta çalışıp içine koymuşuz. O soruların yeri bulacak şimdi. Ona odaklanacağım biraz.
farklı ne var? Sorular alabilirsin. Tabii tabii soru alacağım. İstediğinizi sorabilirsiniz. O zat sordu. O zat tıpçıdır ve profesördür. Tamam, o soruyu alabilir miyiz? Soruyu ben şey yapacağım. Tamam. Şu, ilk önce şunu söyledi. Ben diyor profesörüm diyor, tıpçıdır. Üniversitede şu anda Türkiye'ye getirilmiş. Pakistan uyrukludur ama Amerikan vatandaşıdır. Ve tıpta, nörolojide sahasıdır. Diyor ki, bu ne ya diyor, demek istiyor. Bu loblar, sinapsisler, sinirler hepsini, biz bunun şeyini aldık. Sağ lob, şuraya çalışıyor, sol lob, tamam. Bunlar aynı doğru. Bu sistem doğru ama bunu kim nasıl çalıştıracak? Yani sistemden bahsetmiyorum. Sistem siz uzmansınız. Yani görüntü alanı nerede sen bilirsin. Kulak, işitme alanı nerede şurasıdır. Fakat bu sisteme ben nasıl hakim olurum? Şöyle yaptı. Olunur mu demek istiyor. Yani olunur mu? Mesela şöyle diyeyim. Bir organda su akıyor. Bunu görüyor. Suyu nasıl durdururuz? Çalışıyor. Ama bu suyun nereden kaynaklandığını çok %10'unu biliyor. %90 bilmiyor. Sebebi şu. Bugünkü tıp, Hollanda, Almanya, bulunduğunuz alanı olarak söylüyorum. Şeytanı ve cini kabul etmediği için, şeytan, cin, melek, ervahları, ruhanileri kabul etmediği için bunların yaptığı tesirleri, müdahaleleri bilmiyor. Bilmeyince onlar yalnız neticeye şahit oluyor. Yani organ kızardı surat. Tamam. Alerji dedi. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Oradan geçiyor tiki var. Sen böyle yap, o da böyle yapıyor. Sen böyle yap, o da böyle. Pantolonunu çıkarıyorsun, o da çıkarıyor. Biliyorsunuz bu tikler var. Tıpta bunun şu anda çaresi yok. Varmış işte. Çok kardeşimiz kurtuldu. Çok bunu dinleyecek, çok kardeşlerimiz var. Evet ben diyecek. Pantolonumu, o caddede pantolonumu çıkarsa birisi bu da çıkarıyor. İlle göz göze gelmesin ama. Böyle geçerken değil. Mikail diyorsun, İbrahim. Böyle baktım tam, kurtulamıyor, kafayı kurtaramıyor senin gözünü. Bir kere denk geldi böyle. Hayır, söyle İbrahim, hayır bana bak. Hasan, İbrahim. Tam kilitlenmiş. O zaman o ne yapıyorsa bu da onu yapıyor. Sanki tek vücut. İki ruh, tek vücut. Böyle yapıyorsun, ben de böyle yapıyorum. Şalvarını çıkarıyorsun, o da çıkarıyor. Nasıl oluyor, nasıl kilitliyor? Tıp, şeytan, melek, cin, ruhanileri bilmediği için onun müdahalelerinden kaynaklanan zararları görüyor ama nereden olduğunu bilmediğinden çözüm üretemiyor. Acizliğini uyuşturarak, aklı devre dişi yaparak ilaç veriyor. Aklı devre dişi yapıyor. Şimdi bu serbest bölge denilen tahayyül ve tasavvur. Bunlar serbesttirler diyor Üstad. Kontrol altına giremezler. Eğer hakim olmak istiyorsan, %100 olmuyor, terklerin olacak. Yani internetlere, YouTube'lara, filmlere girmeyeceksin. Çünkü girsen o konudaki işlevi zengin oluyor ve çapı gelişiyor. Mesela bir misal vereyim. Namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Seyrettiğin film gelir mi bana? Gelmez. Ancak seyrettiğin film gelir. Artı seyrettiklerimin kıyas yaparak, birbirine kıyas yaparak yeni bir versiyon da üretebiliyor. Demek ki bize gelenler vehim ve vesveselerimiz, bizi sıkan düşüncelerimiz, ya bizzat duyduklarımız veya duyduklarımızı malzeme yaparak işletilmiş şeylerdir. Şimdi bu serbest bölgeye kim ne atar? Buraya nasıl? Tahayyül nedir? Tahayyül insanda sabit bir sistemdir. Hayal sabit sistem değil. Tahayyül ile hayal arasındaki farkı söyleyeceğim. Hayal, alemi misalin, yani bütün Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu kainatı yaratmadan önce kainatın şeklini
her şeyin şeklini, elmanın, armutun, insanın şeklini yarattı. Bu bütün kainatın, yani kainatı yaratmadan önce Allah bu kainatın şeklini, şemalini önceden bilmiş, nasıl olacaklarını, bunları depolamış. Bu depoladığı yere alemi misal denilir. Bu alemi misali Allah bu alemi şehadete, kainata giydirmiş. Bazıları tek, bazıları kat kat üstüne. Mesela elmanın üzerine renk giydirmiş, şekil giydirmiş, koku giydirmiş, tat giydirmiş. Birbirini örtmüyor. Onun bir şekli var. Şekli var. Bu şekil de herkese göre farklıdır, biliyor musunuz? Mesela benim şu gömleğimi siz hepiniz aynı görüyorum zannediyorsunuz ama farklıdır. Herkesin farklı görüyor. Mesela bunu deneylemiş yani. Bu artık biyolojiktir. Bazı ayakkabılar, gömlekleri gösteriyorlar. Adam sarı görüyor, adam beyaz görüyor. Yani lobu çalışmasına göre farklıdır. Farklı yani. Bunu artık fiziksel yani. Mesela ışıklarda da öyle. Adam kırmızı yanıyor diyor. Yok diyor, yeşil yanıyor diyor. Renk körlü gibi gözüküyor. Bu da var ama bir de lobların çalışmasına göre ben internette arkadaşlar göstermişti. Bir ayakkabı var. Ayakkabı hangi renktedir diyor. Ondan sonra ben şudur, hakikaten abi öyle mi ya dedi. Hiç alakasız rengi söylüyor. Sonra 5-10 kişi vardık. Ulan bakın dedim. İkiye ayrıldık. Benim dediğimi diyenler. Allah Allah, hayret abi diyor ya, sen doktora gitmen lazım diyor. Bizimkiler de diyor ki bu taraf, sizin gitmeniz lazım. Dedim ki kardeşim ikiniz de doğrusunuz. Loba göre bu işi yapıyor. Bu zahir. Ya düşünceler ne olur? Görüyor musun bak? Bu görünür. Ha, alemi misal, alemi şehadete giydirme yapmış. Onun hulasasına, insandaki karşılığına hayal deniliyor. Şimdi hayal bizim dışımızda büyür, küçülür, gider, gelir. Ama bizde bir sabit bir sistem var. Tahayyül. Bu makine. Bu hayali alır, çalıştırır. Tahayyül demek hayalin fiili halidir. Eylemsel halidir. Mesela aklını başına al diyor Risale'de. Aklınızı başınıza alın diyor. Peki bu hitap kime? Kimedir? Madem akıl başta değilse, akıl başta değilse kime söylüyorsun aklın başına? Ha, demek ki bir akıl var, bir taakkul var. Akıl ustadımızın ifadesiyle 27 sözlerde cihaz insanidir. Sıkıntıya geleceğim Muhammed buraya. Akıl bir cihazdır. Büyür, küçülür, küçülür, genişlenir, tafsilli olur, icmali olur, yani kaliteli olur, kalitesiz olur. Akıl. Bu aklı başına alan, almayan, kalitesini yükselten yükseltme tahakkuldur. Tahakkul bizde sabittir. Akıl ise sabit değil, girer çıkar. Yani şöyle diyeyim. Bizde sabit bir sistem var, nefsemmare. Sabit olmaya şeytan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiriyle girer, çıkar, kanınızda dolaşır. Şeytan sabit değil, harici bir kimliği var. İsim soy ismi var adam. Varlıktır o. Nurani değildir, şeytan latiftir, esirdendir, hariçtedir ama girebiliyor. Onu dinleyen bizde bir sistem var. Nefsemmare. Onu dinliyor. O sabit, bizden hiç çıkmaz o. Yok olmaz nefsemmare. Ancak haşir meydanında ayrılacak. Ha şimdi bizdeki sabit sisteme taakkul, aklı kullanmaz sistemidir. Aklı o kullanırsa aklın fiili hali eyleme dönüşmüş haline taakkul, akletti. Tamam? Hayal mesela bir cihazdır. Alemi şehadete giydirilen bir alemi misalin libasıdır. Onu biz kullanma halimize, sabit bir sistem var bunu kullansın diye tahayyül denilir. Bunlar sözlerde anlatıyor. O hayali kullanan cihaza, sisteme tahayyül, hayal malzeme, sistem kullanırsa tahayyül olur, eylemsel hali olur. Mesela tasavvur ise o da böyle neyi kullanır? Bilgiyi, malumatı, düşünceyi, vehmi, şüpheyi, zanı kullanır. Kur'an'da zan hakkında çok şey var, bilgi var. Zanın ekserisi haramdır der. Bunu ifrat tefriti vasatı da
alı koyup da vasatına getiren tasavvurdur. Şimdi niye insan kendisini kötü hissediyor? İşte tasavvur, ifrat, tefrit. Ha, ve vasatı var. Vasatı var. Bu vasatı sünnettir. Yani mesela zannı söyleyeyim. Şefik miydi abimsiniz? Neydi? Benim Hasan. Hasan, adaşım. Bak Hasan'ım. Şimdi zan. Zan kötü biliyoruz. Yani ama suizan var, hüsnüzan var. Şimdi şu. Her şeyin ama, her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emmareden. Vasatı sünnetten. Zanı yapalım. Kur'an'da diyor ki ekserisi haramdır. Çoğusu haramdır zanı. Mesela hiç emaresi olmasa bile kendi alemine göre onun hakkında hep suizan ediyor. Bu zanın ifratı. Tefriti ise insan hiçbir şey zannetmiyor. Zan aslında insanı zenginleştirir. Düşünce çeşitliliğini ortaya koyar. Zanla incelikleri düşünür. Zanla düşüncesinin çapını genişlettirir. Zanla farklı düşünür. Bize bir olaya farklı düşünce özelliğimizin olması zandan kaynaklanıyor. Zan olmasa sığır gibi, hayvan gibi eşit oluruz. Şüpheyle zan aynı mı? Farklıdır. Hatta bu lüp lüp de okudum abi. Bu Allah tecelliyatını indirecekmiş mesela. Senin zanına göre getirecekmiş. İlk başta Allah gözükecekmiş. Mesela lüp lüp'te Muhyiddin Arabi'nin eserinde doğru. Cennette Allah oraya uygun, vaat ettiği şeye uygun tecelli ediyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Kullar dermiş ki senin şerinden Rabbimize sığınırız. Sonra tecellisini biraz daha onlara uygun getiriyor. İşte sonra gene diyor, o kullar diyor ki senin şerinden Rabbimize sığınırız. Cenab-ı Hak der ki Rab, Allah değil Rab. Herkesin Rabbi farklıdır, herkesin Allah'ı birdir. Diyor ki gidin alimlerinize sorun. Rabbiniz hakkında zanınız nedir? Onların zanlarına göre Allah tecelli eder, o zaman kabul ederler. Yani insan zanının üstü bir şey oldu mu pek zor kabul eder. Zan kendi dünyasını genişletir. Bu manada bileceğiniz şu, zanın vasatı nedir? Nimet ilahidir. Farklı düşüncene, zengin düşünmene, ondan sonra düşüncenin çapının genişlemesine vesiledir. İnsanı insandan, diğer mahlukattan ayıran en büyük sıfatlarından bir tanesi zandır. Zengin düşünebilme, farklı düşünebilme, geniş düşünebilme. Yukarıya üç tane söyler bunu, girmeyeceğim şimdi. Okyanusta olun, okyanusta bir derinlik vardır, bir genişliği vardır, bir yüksek vardır. Zanın da böyle özelliği var. Zanın derinliği var, genişliği var, yükseği var. Tamam? Ahlak, suyu ahlak, ahlak vesaire alın. Şimdi bizi bu asırda inim inim inleten, dehşetlere sokan, ilaç içmemize, intihar etmemize, farklı düşüncemize, dünyamızı cehenneme çevirmeye sebep olan alan bu tahayyül ve tasavvur, yani hayal ve düşüncelerimizin bütünlüğüne bunlar ikisi serbesttir. Her daim insanın ihtiyar ve iradesini dinlemezler. Bunun dört tane özelliği var bu külliyattan bulabildiğim. Bu ikisinin toplamına şuraya, siz bu mouse'a bakın. Bakayım şu an bak şuraya. Bu serbest bölgenin vesvese risalesi, vehim vesairelerden, çalışmalarımızdan çıkan şeydir. Dört tane tanımı var. Nedir o? Birbirine zıt, her şeyin her mertebesi bulunabilir. Ya bu ben niye bunları düşünüyorum? Niye bunlar benim hayalime geliyor? Endişe etme. Bu insan olduğun için var. Yani her şeyin her mertebesi. Her şey var. Bir. Her şey var. İman, küfür, şeytan, melek. Her şey var. Hayallerimizin en son noktasını evet yani içerir diyebilir miyiz? Evet yani hayallerin son noktası yok. Noktasız noktası. Hayalin son noktası yok. Düşünceler iyi kötü. Diyorum şimdi bu kardeşime şöyle söylüyorum. Ya bu kötü kötü düşünceler, hayaller bana niye geliyor? İnsan olduğun için. Peki benim burada neyim var? Bir, onu, o hayallerin, düşüncelerini canlı tutan, devamlı seni rahatsız etmesi canlıdır, aktiftir. Sebebi seyrettiğin filmler,
veya kendini yönetme sanatın, bilgin, becerin olmadığından şeytan onu canlı tutuyor. Peki niye bende bulunuyor? İnsan olduğun için. İnsan standart bunun gibi değildir yani. Şöyle diyemez. 10 sene sonra Hollanda'ya gelin bu budur. Ama insan öyle değil. An be an değişiyor. Derse gelmeden önce bir beklentiniz var, bir oturuyorsunuz. Dur bakalım aleminizde neler olacak? Neyin kılam, ne oturacak? Şimdi buraya, burayı tanımlayayım. 4 tane tanımı var serbest bölgenin. 1. Her daim hayalinize ve düşüncenize sabit olamazsınız. Onu bırak. 1. Her şey bulunabiliyor. İman, küfür, doğru, yanlış bulunabiliyor. Niye bulunuyor? Korkma. 3. Her şeyin her mertebesi var. Mertebe mertebe. 4. Ne işe yarayacak? Aklımızı mayalama anlamında iksirliyor. Kalbimizi mayalandırmak için bir vazifesi var bu kafanın. Şimdi bu 4 tane tanımı var. Buraya hakim olmaya çalışmamakla hakim olursun. Ama şurada görüyor musunuz bak şu mouse'u? Terkler serbest bölgeye nasıl hakim olur? Terkler. Yani YouTube'lara, internetlere, filmlere girmeseniz buradaki şer aktif olmuyor, duruyor. Canlı değil. Yani yazıyı biraz daha net yapabilirsin. Şimdi daha net oldu. Terklerle hakim olursunuz buraya. Abi terklerim devam ediyor, merak etme. Geçmişteki pisliklerin aktif olmaya çalışıyor. Peki ben istemediğim halde bunlar hayal etmeyi, ben istemiyorum bunları böyle düşünmeyi. Niye bana rağmen işte çalışıyorum, araba sürüyorum, oturuyorum, anneme, bacıma, teyzeme kötü kötü şeyler geliyor. Veya kendime zarar vermeyi düşünüyorum. Ben iyi değilim, imansızım, cehenneme girersem, kafir olursam, kepen ben ne yaparım falan, kendimi atayım. Bunlar ben mi istiyorum? Yok. Niye geliyor? Şimdi o sorunun cevabını veriyorum. Sol tarafı görüyor musunuz mouse'u? Buraya serbesttirler. Buranın adı serbesttir. Şeytan atar, melek atar. Bak melek karşısında. Mouse görüyor musun abi? Gözüküyor mu burada? Evet. Burada iki karşıt var. Şeytan atıyor, melek atıyor. Peki melek ne yapar? Vahiy atar, ilham atar. Vahiy ve ilham. Şeytan ne atar? Vesvese atar. Sonra kafir cinler, Müslüman cinler. Size bir ölçü vereyim. Burada tevazu etmeyeceğim. İşin bu konuda ehliyim. Ne konuda? Çok acayip sorular olduğu için çok Müslümanlar, Türkiye'deki Müslümanlar ve çok nur talebeleri, hatta diğer Müslümanlar zaten de aldattıkları için ehli olarak söylüyorum. Niçin ehliyim söylüyorum? Bir doktora gitseniz, doktor dese ki size, zannediyorum ki herhalde ihtimaldir. Öyle herhalde, böyle hastasınız. Zannediyorum bu ilaçta fayda verir. Bu doktora gider misiniz? İlaç alır mısınız? Adam size diyor ki, zannediyorum ki herhalde, tahmin ediyorum. Ne ben onun teşhisini dinlerim ne de ilacını yutarım. O psikoloji rahatsızlıklı olanlara tevazu edilmez, cahile tevazu edilmez. Bu konunun uzmanı benim kardeşim, bak bu budur. Bu budur, bu da budur. O otoriteri gördüğü zaman bu enaniyetle alakası yoktur. İhtisasa saygıdır, emeğe hürmettir. Onu gördüğü zaman o rahatsız olan, vesvese ve vehim olan zat ha bu budur de. Çünkü sen de estağfurullah sen daha iyi bilirsin. Öyle bir şey olur mu? Şimdi doktor hastaneye gittin, doktor sana diyor ki sen daha iyi bilirsiniz ama galiba bana da aldığım ilime göre budur. Gitmem ki ben bir de oraya. Sen hastasın, ben doktorum. Sen öğrenmek istiyorsun, ben öğretiyorum. Sen bir okulda gördünüz mü böyle bir şeyi? Tahmin ediyorum ki herhalde ki ihtimaldir ki bu böyledir. Değil kardeşim. Bu budur. Ne diyeceğim şimdi? Bu kadar malzemeyi ne yaptım? Zina yapmak, içki içmek, adam öldürmek, kumar oynamak vesaire haram değil. Cinlere de insan bedenine girmesi haramdır. İçeriye, şimdi niçin otoriterim bu konuda? İçeriye girmiş bir cin. Desek içeriden ben Müslümanım, hayır kafirdir inanmayın. Bu işin uzmanıyım ben.
Çünkü haramdır ona. Haram olan bir kişi, haram olan insan bedenine girmek haramdır. Giriyorsa adınız gibi bilin, kafirdir o. Suret hakta gözükebilir. Abi mesela Müslümanlar için de haram olanlar var. Müslüman olduğu halde yine haram işliyor. Cinler için de haram olan meseleler var. Müslüman olduğu halde haram işliyor. Bu meseleden baktığımız zaman insan içine girme ihtimali olabilir mi? Evet, Müslüman girdi, sonra içeri girdiği halde ben Müslümanım diyor. Evet. Artık onun söyleyeceği İslam adına değildir. Yani şunu yap, böyle yap. İçeriye girmişse ya kafirdir veya kafir sıfatını yapan Müslüman cinnidir. Ama bitmiştir o. İslamiyetle alakası yok söylemleri. Sana söyleyeceği tavsiyeleri, içeriden doğan şeyler. Ben falancayım. Size şöyle gelir. Cinli hastalar, ben cinlerle değil şehitlerle görüşüyorum. Bunu takkem anlatsın. Ondan sonra başka bir tanesini söyleyeyim. Biyoenerji sahibiyim. Elinizde böyle becerim. Cinlidir kardeşim bu. Ha? Cinden ayrı bir şey de var. Ervahlar var, ruhaniler var. Onu Sözler 246, Sözler 258, Latif Nükteler 30, 31, 32, 32. sayfada anlatıyor. Kulasası şu. Seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz sesler, filmler, menfi veya müsbet. Bunlar içeri girdiği zaman menfi eğer filmler ise içeride ervah habisi olur. Eğer müsbet ise ervaha aliye olur. Nedir o? Eşya müstakil bulunamaz. Bu dalga yaydığı için görüyorsun. Dalgasız göremezsiniz. Sıfır dalga ademdir. Göremezsiniz. Kara delik gibidir. Eşya, bu cümle alayım. Eşya müstakil. Müstakil göremezsiniz. Yani dalga yaymadan olmaz. Dolayısıyla 246 sözlerde diyor ki kanserdir, veremdir. Ben tanımı yapayım. Siz ne sokarsanız sorun. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden ervah habise diyor. Bak, insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden, ben kötüyüm, iyi değilim, fıtratını bozuyor, yanlış yollara sevk ediyor, kanser hücresidir. Kardeşim, gübrenin, rakının, kanser şeyin, şarabın müekkel melakisi olmaz. Melekler onun müekkeli değildir. Onun müekkeli ervah habisedir. Ustad diyor ki 246'da, bu insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden içkidir, hastalıktır, bu hücreler var ya, işte madde, onların mümessilinlerinin ve sekini habiseleri ervah habisedir. Yani o hücre donmuş, ya bir filmdir ya bir düşüncedir, kötü bir ruhtur. Yani onun müekkeli, gübren müekkeli melek değildir. Ervah habisedir. Sigarada dahil mi? Sigarada dahil. Mesela Abdülkadir Geylani Futul Gayb kitabında insanın zahirini koruyan 85 melaike var der. Kötü kokularda bunların 75 tanesi gidiyor diyor. Bir şeyini söyleyeyim size. Sigara dedin. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam hadisini ben hulasa edeyim şöyle. Odunu yaktığınız zaman nur çıkar. Ondan melek yaratılır. Ateş çıkar. Ateş şeytandandır. Ondan sonra ateş çıkar, onunla şeytan yaratılır. Duman çıkar, ondan nur yaratılır. Cin yaratılır. Ondan sonra kül çıkar odundan, ondan da insan yaratılır. Kül toprak. Peki odundan duman, sigaradan duman çıkıyor mu? Bu duman ateş attığımız zaman nurdan melek yaratılıyor. Ateş odundan ateş çıkınca şeytan yaratılıyor. Şeytan ateştendir. Duman çıkıyorsa dumandan da cin yaratıyor ve cinlerin gıdasıdır. Sigara istiyorum. Ramazan'ı istemiyorsun da Ramazan dışında ne istiyorsun? Cinler sana sinyal gönderiyor. Netice duman kimin işine yarıyorsa sana sigara isteten odur. Ne yapıyor? Sinyal gönderiyor. Cinler sana istet diyor. Niye Ramazan'da istemiyorsun? Çünkü ruh, kalbe, kalpte, dima sakın böyle bir salgılama yapma. Şeytanlar da kilitlendiği için sigara isteği
çok az olur, o nefs emare ister. Şeytan bağlı. İtikat, iman devreye girdiği için bloke ediyor, istemiyor. Şimdi sigara dumanından kim istifade ediyorsa o sana içirtiyor. Şöyle örnek vereyim. Bir devlet makamından bir insan başka bir yere tayin ediliyorsa, onu oradan ihraç ediyorlarsa, kim bunu ihraç etti? Polisten söyleyeceğim size, istihbarattan. Bir makamdan bir insan bir yere gidiyorsa, bunu kim oradan oraya kovdu? Kim oraya geçtiyse, onun gitmesinden kimin işine yarıyorsa, o yaptırdı. Ha, ne alakası var bununla? Duman kimin işine yarıyorsa o yaptırıyor. Anladınız mı? Evet. Ben hastalarım var. Ve de hastaları tedavi eden bu cinci olan kişilerin hemen hemen %99,9'u sigara kullanıyor, sigara içiyor. Sigara içiyor. Evet. Sigara mesela içen yerlerde böyle uzak durun, çünkü niye? Onlar besleniyor. Mesela biliyorsunuz 29. sözde geçiyor. Ervah-ı aliyeler Revai Tayyibe'de 29 sözde geçiyor. Erva-ı habiseler Revai habisede lezzet alır. Yani güzel ruhlar güzel kokudan, kötü ruhlar kötü kokudan, ortamdan zevk alır. Şimdi sinemada, meyhanede melek olacak hali yok ki. Şu ortamda da şeytan olamaz, ancak nefsi emmare ile bize şey yapabiliyor. Çünkü niye? Temmuz, Ağustos güneşin altında ne kadar sert dahi olsa buz dayanamaz. Erir gider. Dolayısıyla arkadaşlar 29. sözden söylüyorum. Kitap okuyanlar biliyor. Bak ervah-ı aliye revahi tayyibeden. Ne demek revahi tayyibe? Güzel kokulardan. Ervah-ı habise revahi habiseden zevk alır, beslenir. O zaman dumandan kim besleniyor? Cinler besleniyor. Ateşten şeytan, nurdan melek besleniyor. Topraktan da insan besleniyor. O istetiyor. Geliyor böyle. Abi sigara istiyorum. Şöyle diyeyim. Hepiniz okumuş insanlarsınız. Bu beyinde görme alanları var, istek alanları var. Mesela diyelim ki şu iğneyi bastırsam. Şu parmak oynar. Şuraya bastırdım. Bunun, bu bastırdığım yer bunun komuta merkezi olduğu için. Merkez burası biliyorsunuz. Adam buraya bir basıyor. Abi bir sigara versene ya. Abi bir sigara. Canım çok acayip sigara. Tamam. O bastı. Sinyali o veriyor. Ama illa içeride değil. Sinyal veriyor. Tütün ile sigara farklıdır. Onu da bilin. Yani. Tütün bunun gibi değildir. Hele sigara tütüne şekil verilmiş. Bazı şarap sularına, bazı tiryaki olunacak şeye sokarlar. Mesela Coca-Cola'yı bir içen niye kurtulamıyor? Çünkü bağımlılık maddesi var. Bir içecek değildir. Yani insanı robotlaştırmak için iptir. Bağlamak için bir yere iptir o. Kurtulamazsın. İçtin, esrar gibidir. Ona esrara yakın madde konuluyor. Ondan sonra çıkamaz. Ya nasıl olur? İçenler bilir. Çık da göreyim. İçmeden dur da göreyim. Tütünde mi var? Bu sigarada var. Sigaranın içine konuluyor. Mesela şöyle diyeyim, biraz da ağır gelecek ama ben bir şey anlatmak için anlatıyorum. Başka gayem yok. Şimdi Türkiye'de çay 3 senede 3 sezonla alınır. 3 defa çay toplanır. Sri Lanka'da, Hindistan'da 12 defa her ay çay toplanır. Bir bitki 12. O kadar o çay siyah olamaz. Ve Hintlere göre sır ve kanı kutsidir. Kanı damıtıyorlar. O kaçak çay içen bir daha kurtulamıyor. İlla onu içecek. Kimyasaldır. Bunun ehilleri söylüyor. Doğal değildir. Şimdi tütün doğaldır. Sigara doğal değildir. Mesela süt tozuyla süt, ona bir şeyler katıyor. Biliyorsunuz bir gıda kaç gün dayanır? Mesela ben başıma geçeni söyleyeyim, ondan sonra kapatacağım. Memlekete gitmiştim, yoğurt almıştım kap. 1-2 kiloluk yoğurt aldım.
yarısı dağılmadan bir haber geldi. Hemen terk etmem gerekiyordu. Hemen İstanbul'a gitmem lazım. 4 ay sonra ben eve gittim. Yoğurdu kapalı, buzdolabında değil, mutfakta, tezgahta duruyor. 4 ay sonra geldim, yoğurt. 4 ay yoğurt dışarıda ne olur? Ve duman olur ya, böcek ve haşerat da olur. Ben de aman aman dedim. Bu dedim yoğurt kabını hiç daha açmadım. 4 ay eyvah burada unuttum. Dolaba koymayı da unutmuştum. Aldım, güya böyle uzak tutuyorum. Bahçeye çıktım. Üstünü açayım da haşerat dolu yani. Böyle fırlayacak yani. Böyle açıyorum. Allah Allah, hiç demiş bir şey yok. Üzerine hafif yeşillik var. Onu bir şeyle aldım. Dibine baktım, aynı yoğurt duruyor. 4 ay yoğurt dışarıda durur mu? Senin hayaladığın yoğurt 3 gün sonra ekşiyor. Peki başka bir örnek vereyim. Yağ var, katı yağ, margarin. Koyun kenara, camın kenarına, sinek konmaz ve bozulmaz. Kokmaz. Niye? Gıda değeri yok. Bir kimyasal bağ yaparsanız PVC oluyor. Tereyağını koy bakın, birkaç saat sonra bitiyor. Yani bilmeniz lazım. Şimdi bu serbest bölgeye şeytan atıyor vesvese, melek atıyor peygamberse vahiy, değilse ilham atar. Niye kötü hissediyorsunuz, ona geliyor. Ha bu attı mı abi? Attı. İçeriye atar. Mesuliyet var mı? Kesinlikle yok. Serbesttir, atabilir. Sonra kafir cinler vehim atar. Müslüman cinler ise o da vehim atar ama mesela vehim şu. Varı yok, yoku var etme özelliği var. Senin kendini kötü hissedecek vehimler atar. Müslüman cinler ise içeriye girmez, sinyal verir. Ne yapar? İyi şeyleri aktif etmeye çalışır. Talebelik yapar sana, kalemin düştüyse getirir. Ondan sonra hatırlatır, lemalarda var diyor. Çünkü nurcuları var, kafiri var cinlerin. Yani hani bizim gibi yani, endişe edecek ne yok. Kur'an'da süredir zaten, cin suresi yani. Bana ben çok onlardan kızıyor. Derste bazen cinden bahsediyordu. Lan Allah Kur'an'dan bahsediyor. Ben dersten bahsedeceğim ne olur ya. Neymiş? Suçtu. Cinci hoca. Allah'tan kork lan. O zaman cinci Allah, tövbe estağfurullah. Öyle mi diyeceksin? Hatta Ustad Hazretleri 29. sözde görüşmek istiyorsan şu ayete müracaat et diyor. Kulüye ileyhene ustamana farmine cini fekalü nasimine Kur'an'a acaba ila ahire ayet. Görüşmek istiyorsan diyor Ustad. Ha? Ne zaman görüşebilirsin? Kuvve-i Kudsi, Kuvve-i İlvi, Kuvve-i Maneviyen varsa görüşebilir. Yoksa alet olursun. Bu üç sıfatın varsa. Dedim ya ehliyim. Bu konuda ehliyim. Kimseye taviz de vermiyorum. Niye? İtimat edilsin sözüme. Paldır küldür görüşüyorsan alet olursun, perişan olursun, mahvolursun. Kuvve-i Kudsi, Kuvve-i İlvi, Kuvve-i Maneviyen varsa görüşebilirsin, hakim olursun. Ben bile görüşmüyorum. Peki abi, mesela bazı kardeşlerden duyuyoruz, o kısmı okuyan kardeşlerin bazen işte o alemin açıldığını duyuyoruz. Ne yapmalı gibi? O alemler işte geliyor, kendisi pat diye açılmış olabiliyor. Bir orayı okuduktan sonra, Risale geliyor, görsen diyor, o kısmı okuduktan sonra diyelim ki kardeşim... O kardeşi okuduğu zaman açılmıyor. O zaten şeydi, o vardı, içinde vardı. Veya sinyali alıyordu ciddi ama ortaya çıkmıyordu. Onu okuyunca biraz meyletti, musamaha etti. Musamaha etmedikçe onlar burada aktif olamaz. Yani musamaha etmedikçe, müsaade etmedikçe giremiyor. Mesela bir misal vereyim, bu Biremen Hanımefendikiler bilir şu arkadaşlarımız. Bununla alakalı muptalı olan, senelerden beri muzdarip olan kardeşimiz, bir kardeş Müslüman, nurları tanıdı falan, biz de ilk edinlik dedik. 2008-2004'ten beri, şimdi öyle bir şeyimiz zaten yok da, Bu insana meşgul oldu, kurtulsun bir bu pislikten diye. Okuyordum her gün, okuduk. Allah'ın izniyle bunun içindeki cin defolup gitti. Hatta çıkınca dershanedeydi, binayı da terk etti. Karşıda gavur mezarlığı vardı, oraya geçmiş. Ondan sonra ben tabii belki de saatlerce uğraştım, öyle mi İbrahim? Saatlerce uğraştım. Ondan sonra tamam rahatladı da adam çıktı, kurtardık ya. Bir saat, yarım saat geçmeden kendisi mızmızlanarak bizim kardeş kapıdan çıktı, gitti mezarlığa, gitti içeriye aldı. Niye böyle yaptın dedim, sonra ben onsuz yapamam dedi.
O gün bugün daha ilgilenmiyor. Öyle mi abim? Öyle abi. Hatırlıyor musun? Ya. Abi doğuştan... Yani niçin anlattım dedim biliyor musun? Müsaade etmedikçe öyle kolunu sallaya sallaya ben hoppala öyle bir şey yok. Doğuştan değil kardeşim. Ya annesi ya babası bu işte meşgul oluyor. Mesela diyelim ki evli olanlar, ben bekar olduğum halde dershanede, ben şimdi ben bu işte meşgul olsam, haşa, meşgul değilim. Ama ilmi var bende. Bunun külliyatta Kur'an'da olduğu için cin suresini oku ilmi olur sende. Hiç yalan konuşurlar. Vay nereden bildi? Kur'an söylüyor ya. Şimdi eğer bir insan bunların tedavisiyle bile meşgul olsa, iyi niyetle okusan sana gücü yetmese karına çocuğuna musallat olur. Yapma. Bunu ben değil sana bile söylüyorum yapma. Abi ne yapacağız? Yol göster. Sen yapma. Asay Musa okusun. Ona girmeyeceğim ne yapıyor Asay Musa. Musa'nın asası. Asay Musa oku. İstanbul plakası kaçtır trafik? 34. sayfa Emirdağ 1'de Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Hizbul Kur'an oku. Bir gizli el, Nur cemaatini arkasından birkaç tane şeyin üzerinde elini örtmüş. Hizbul Kur'an unutturmuş. Dershanelerde bile yok. Nurcular bile pek okumuyor. Ustadımızın orada söylediği halde. Hem Risale-i Nur'un kaynağı, hem Kur'an'da bu işte alakalı tedavi niteliğini taşıyan, özelliği olan ayetlerin cemine Hizbul Kur'an'dır. Ustad Kur'an'dan toplamış. Abi ne okuyacağız? Hizbul Kur'an işte. Ama nasıl bir gizli ev? Hizbul Kur'an'ımızı unutturdu. Hizbul Hakkaki Nur'u okuyor Cevşen. Hizbul Kur'an yok. Yeni yeni bu derslerden sonra öyle mi? Yayılmaya başladı. Allah'a hamdolsun dershanelere yeni yeni giriyor. Hizbul Kur'an okunmuyor. Abi acaba bu bahsettiğiniz tek ilmiyle meşgul olunca mı yoksa bu kötü alışkanlıklardan dolayı da mı oluyor? Orayı tam ha şey... Yani şu, eğer kişinin kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye varsa istediğin gibi kullanırsın. Manevi yapın. Günahlarla işin olmayacak. Takvalı olacaksın. İlmi de olacak. Alet olmayacaksın. Külliyatı da bileceksin. Yürü. Müslümanlar faydalı ol o konuda. Ama hem YouTube'lara gireceksin. Hem videoları seyredeceksin. Hem şarlatan cinlilere hakim olacaksın. Böyle bir şey yok. Aptal mı sana teslim etsin kendisini? Tamam. Demek istedim yani şeylerinden uğraşınca da mı olur yoksa bu ilminden uğraşınca mı? Bu anlatayım ya şimdi. Kuvve-i Kutsiye olduğu zaman uğraş, faydalı ol. Haramlarla uğraştığın için seni perişan ediyor. İşte onu demek sordum. Ne dedim işte ben sana. Haramlarla, Kuvve-i Kutsiye, Kulve-i Ulviye mani olması için haramlara girmeyeceksin. Ha, takvalısın. İlmin de var, risandın. Otoritersin, hiç endişe etme. Güçleri yetmez. Ondan sonra hiç etmez. Allah hamdolsun. Ama sen hem haramlarla uğraşıyorsun. Hollanda'da gözüm öyle dedüktör gibi dolaşıyorsun. Haramdan çekinmiyorsun. Kafayı indirmiyorsun. Hem de bu konuda uzman olacağım. Böyle bir şey yok. Sabah kadar yatacaksın. Ders çalışmayacaksın. Üniversitede de en iyi not alacaksın. Hem şoför mahalli, hem beş kuruş, hem beş tane köfte. Böyle bir şey verilmiyor. Ha varsa bu özelliği tamam. Ha, şimdi şeytan atıyor dedik, vesvese atar. Vesvese nedir? Kalbe aittir. Kalbe ait vesveseyi atar. Şimdi fazla şey yapmayayım, bunları biliyorsunuz. Ben vehimi de yoku var eden düşüncelerdir. Vesvese ise var olanları yok eder. Abdesti olana abdestlisin der, imanı olana imansızsın der. Vehim ise düşüncelerdir, olmayanı var düşünce yapar. Sonra erva habiseler var. Ben şimdi bu diğer yerlerde bahsetmediğim yere gireceğim için çabuk geçiyorum. Erva habiseler nedir? Habis ruhlar. Nasıl oluşur bizde? Bu sistemde nasıl oluşur? Batıl itikatlar ve hurafelerle oluşur. Peki nasıl def ederiz? Defi mefasitle. Mefsedetleri terk edeceksin. Yani batıl itikatları bırakacaksın. Yani çapı takar, kutsiyet verir, insanlara, şeyhine, hocasına, abisine günahsız, kutsi yapar.
Mesela ustadını da yani günahsız düşünmek en büyük şeydir diyor. Barla'da hatırlarsınız. Demek ki erva habiseler bizde nasıl oturur? Hurafelerle, batıl itikatlarla. Nasıl def edeceğiz abiler? Defi mefasitle. Yani doğru düşüneceğiz kardeşim. İtikadımızı doğru yapacağız. Sonra nefs-i emmare var. Tamam mı? Ondan sonra nefs-i emmare var. Ama bizde 7 tane nefis mertebesi var. Nefis deyince pişer zannediyoruz. En kötüsü dışarısı nefs-i emmare. Sonra levame, mulime, raziye, mutmaine. Bunlar hayırdır. Bunlar da atıyor. Levamelere de atıyor. Sonra insan suretinde şeytanlar var. Böyle siz zannediyor musunuz Hollanda'da, Türkiye'de sokaktaki dolaşan hepsi insandır. Ben manevi demiyorum ya, maddi maddi. Mesela Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam bazı şeyler, cinler, siyah köpek, siyah keçi, siyah yılan olarak, kedi olarak söylemiyor. Siyah yılan, siyah keçi, siyah köpek olarak bulunabiliyor. Siz diyor gördüğünüz zaman gece diyor bunları, besmele çekin diyor. Kayboluyorlarsa cindir. O libasa giymiş. Cin mesela libasa giyer, gözükebilir. Ufak olur, büyük olur. İntihar ettiren budur. İntiharı ettiren kimdir? Cinnet geçirerek karısını, çoluk çocuğunu vurdu, sonra kendisini de öldürdü diye duyarsınız. Cinnet geçirmek ne demektir? İmam-ı Gazali'ye göre cin olduğu nettir. Cin net. Cinsel nedir? Biz doğduğumuz zaman aleyhissalatü vesselam hadisi var. İnsan doğduğu zaman onunla beraber bir cin doğar. O cin bizdeki nefsi emari oluşturur. Dolayısıyla bizim cinselliğimiz oradan geliyor. Onun için büyük zatlar manevi terak etti mi cinleri yok olduğu için cinselliği olmuyor. Allah Resulü'nün tabiriyle dışarıdaki o malum şeytan değil, kendi bu taraftaki nefs emaresini oluşturan ifriti için diyor ki benim nefsim iman etti diyor. Allah'a iman etmeyen şeytan sana iman eder mi? Peki ha, o harici bildiğimiz şeytan değil bu. Benim şeytanım iman etti diyor. Üstad Hazretleri mektubatta evinde atzimande böyle Müslümanlar bulunursa o eve bereket olacağına dair söylüyor. Bunu diyor nefsim dahi tasdik etti diyor. Üstad 2-3 yerde bu konuda nefsim dahi tasdik ediyor diyor. Yani o konuda iman etmiş. Nefsi o konuda şey. Bu nedir? Örnek için söylüyorum onu. Bu da cini kendisine tabi olduğunu. Öyle diyor ya Allah Resulü. Benim diyor şeytanım bana iman etti diyor. Yani bu şeytan derken harici o malum şeytan değil. Allah'a isyan eden, Adem aleyhisselam kandıran değil. Herkesle doğan şeytan. İşte cinselliği, cinneti o yapıyor. Cin olduğu nettir. Peki intiharın içine de insan kendisinde 3 tane şahsiyet var. En azından şu. Deme. Yok. Yapma. At kendini. Olur mu ya? Ver ağzının payını. Ayıptır. 2 tane farklı şahsiyet göreceksiniz burada. Farklı düşünce ve farklı ister. Bak. Bakma. Git. Gitme. Ha, bu 2 tane. İnsan bundan bir zar olur. Bundan kurtulmak ister. Kurtulamayınca intiharla bunu öldüreceğini zannediyor. Onun için %100'ü intihar edenler, suya atlayanlar tam atlayıp ölmeden önce hep yardım istemişlerdir. Kurtarın bizi. Niçin? O 2 tane zıttan bundan kurtulmak istiyordu. Eğer atarsan diyor, bundan kurtulursun diyor. Attı ki, baktı ki o kendisini kötü hisseden cin var ya, trene attı, daha tren gelmedi. Suya attı, boğuluyor. İmdat, kurtarın bağırmasın sebebi. Cin bunu attırıyor, sonra atar atmaz bunu attırdım, kaçıyor. Kaçınca kendisi kendisiyle baş kalıyor. Ha bana kendi at, kendini kötü hissettiren ortadan kalkınca ben benim. Oo, kurtarın diyor. Bundan kurtulmak için yapmıştı. Bu da kaçtı gitti attırınca anladı ki bu başka birisi. Ondan kurtulmak istiyordu ama bu gidiyor. Onun için bu kaldığı için yardım istiyor. 3 şahsiyetin isimleri var mı? Var. Mektubatta 26. mektubunun
Üçüncü mefasında diyor ki bir beşeriyet, bir ubudiyet, bir de vazifedarlık. Bu birbirinden farklı, hatta birbirine zıt şahsiyetler, kişilikler, kimlikler oluşturur diyor. Onun için bir beşeri dayatmalarımız var, hazlarımız var, zaaflarımız var. Endişe etme, bu başka bir şahsiyetimizdir. Bir de ubudiyet tarafımız var. Yani Allah'a karşı tevekkül, teslimiyet, kitap okuman, oruç tutman, takva sahibi olman. Bir de işte böyle ders, birisini Orlando, birisini anlatıyorsun. Ben ders yapıyorum şu anda. Sen işte birisini anlatıyorsun, birisine bir şey tebliğ ederken o da bir vazifedarlık şahsiyeti var. Üç tane şahsiyet var. Bunu karıştırırsan karışık adam olursun. Demek ki arkadaşlar, intihara sebebiyet veren o iki tane birbirine zıt iki birim var. Birisi nefis, cin, net. Cin olduğu için. Bu tarafta ruh. İşte bu kurtulmak istiyor bundan. Mücadele ediyor. Diyor ki atarsan diyor bundan kurtulursun. Ölümü hatırına bile getirmiyor. Çünkü anlayamıyor. Blok etmiş. Attı suya kendisini. Tam boğulurken bu kaçıyor. Cin oradan hemen çıkıyor. Kalınca baktı ki o kendisini kötü hissettiren, attıran yok. Kendisi kendisiyle kaldı. Ha, oh, kurtarın beni diyor. Aslında atmasının sebebi ölmek için değil, öldürmek için attı kendisini. Ondan şu taraftan kurtulmak için. Ölmek için değil, onu öldürmek için atladı. Ama onu düşünemedi çünkü o beynini bloke etti. Anladım, intihar onun için oluyor. Ölmek için değil, öldürmek için intihar ediyorlar ama yanlış tabii. Formülü yanlış. Formülü yanlış. Anladık değil mi bunu? İntihar onun için oluyor. Ve intihar edenler suya, trene, şuraya ilaç şeyde var. Allah razı olsun, Hamburg'daki İsmail göndermişti. Almanya'da bu gittikçe çoğalıyor. Bir birim var, ne diyorlar ona? Para veriyorsun, gidiyorsun, oturuyor. Sana iğne yapıyorlar. Ne şeyi? İğneyle ölüyorsun. Atonizm mi diyor? Sonra çok ilginç bir şey, ayrı video. Tam ölüm anında bağırmaya başlıyor. Kurtarın beni diyor. Kurtarın diye. Neyse kurtarmışlar. Sonra onu mahkemeye verdi. Ben bağırabilirim diyor. Ben buraya geldim, para yatırdım. Niye beni kurtardınız diye. Mahkemeye verdiği için şimdi oraya gittin. İmza attın mı? Kurtarın diye bağırsa bile kurtarmıyorlar. Şimdi iğneyle oturuyor. Var video. Karısıyla çocuğuyla gelmiş. Adam, ben artık tahammül edemiyorum. Adam tahammül edemiyor şuradaki. Bir defa ömrümde seyretmiştim. Sakın seyretmeyin. İsmail neyin nesidir diye bakmıştım. Bilseydim bakmazdım. Ondan sonra böyle bir birim. Almanya'da parayla. Uşiçe'de de yayılmış. Orlanda da vardır bilmiyorum. Serbest. Serbest mi? Serbest. Serbest burada. Oho, burada daha ileri burası. Burada Esrar da serbest. Çok serbest. Tam serbest bölge burası. Burası serbest. Gidiyorsun parayla, iğneyle değil mi Kail? Tamam diyor, adam öldürür seni. Leblebi alır gibi, bakın şey alıyorsun. Esrar alıyorsun. Resulullah. Bir de bana göster. O gene geri mi giriyor abi? Ondan sonra gene hani... Gene giriyor. İsteği olsun. Gene olsun diye gene geri geliyor. Ama işte yani niye anlattım bunları? Sistemi bilmiyor. Niye böyle, niye böyle? Aa böyle. İkide bir değişiklik niye geliyor? Bu adam, bu adam. Bir bu, bir bu. Sen kimsin? Bunun dışında sıslan sen, serseri. Sen haklısın. Diyecek, ikisi hakkında karar verecek, ben başka birisiyim. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Üç tane şahsiyet var. Üç tane o şeyin oluşturduğu. Beşeriyetimiz, benim nefsim. Efendim ruhumuz, benim ruhum. Peki benim nefsim, benim ruhum diyen... Bunların dışında birisi. Ha, ona diyor ki, şimdi kötü bu dersten sonra kendimi çok kötü hissediyorum. Hmm, kim o? Ben iyi değilim. Bu adam iyi değil. 13. lema bunu anlatıyor. Şeytana tabi olan bir insan kendisini sana unutturur. Ben iyi değilim. Aslında bu değil. Seninle hiç alakası yok. Kendimi kötü hissediyorum. Bu adamdır o. Namaza kalkmak var ya tembellik. Seninle alakası yok. Bu adamdır. Bu adam biraz canlı, biraz beslenmiş. YouTube'lara, videolara girdin. Haramlara girdiğin için bu adam güçlü biraz. Semizli yani. Güçlü bir okyüz. Asla namaz istemeyen sen değilsin. Bu adam. Yer yer intihar etmek isteyen bu adam. Seninle alakası yok.
Et diyor, etme diyor. Karar vereceksin. Bu adam yani namaza kaldırmayan, 5 dakika daha yat sabah namazında diyen, ben kendimi kötü hissediyorum, iyi değilim bu adam. Bu adam. Çok yemek, çok uyumak, bundan ruhta yemek içmek yoktur. Nefiste uyumak ve yemek vardır. Bu adam. İki tane bir adam var. Peki bu derste sana ne katacak? Ha, kendini kötü hissettiğin zaman vur, kur, verdim ağzını payını falan. Bu tür davranan arkadaşlar var ya bize mesela. Dengesiz yapıyor. Sonra ben affetmiyorum ki. O adama hiç öyle davranmıyor. Niçin? Çünkü onun burası aktif olduğu için ne affetmesi? Bu adam zaten affetme değil. Kızmadım ki affedeyim. Çünkü onu söylettiren bu. Tenkit ediyorlar beni. Küfür ediyorlar. Bunun gayet normal. Hiçbir şey demiyorum. Niye? Bu adam yaptırıyor. Niye ben bunun yaptırdığı şeye kardeşimin ruhuna hücum edeyim buraya? Sen var ya falan. Bu söylettiriyor. Küfür ettiren, tenkit ettiren. Ya ne anlatıyor ya? Reysani ya, bana affetti ya. İzah yapıyor. Doğru kardeş. Girme. Sen girme. Bu dersleri duyma. Sen o cinnet geçirme zemin ol. İki, kendini tanımlama. Tefrik etme. Karmak. Allak bullak ol. Tek macun ol. Bu dersler seni ayırıyor. Şimdi biraz sonra gelecek işte. Tek tek okuyacağım hangi, nasıl ayırıyor. Madde. Burası insanın hususi dünyası. Hem psikoloji sıkıntıların sebebi, hem çözümün yeri ta kendisi burası. Bilmediğin şeyi nasıl yöneteceksin? Arabayı kullanmayı bilmiyorsun. Sen teorik olarak devamlı araba nasıl kullanılır kitaptan okudunuz. Sahaya inmeseniz sürebilir misiniz? İmam-ı Gazali misaliyle. Her gün size diyor nasıl yüzülür anlatsalar ama yüzmesen, sonra bir sene sonra atlasan yüzebilir misin? Ama çok iyi bilgin var. Kulaç atınca falan yapınca şöyle olur. Şimdi atla bakalım. Ne devam ediyor? Yüzme bilmeyenin suya girmesi haramdır diyor. Bazı şöyle yapar. Yüzme bilmeyeni orayı kesiyor. Suya girmesi haram diyor Gazali diyor. Benim de öyle ya, mahkemeye beni şey yaptılar. Başını kestiler konuşmamın. Sonunu kestiler, ortaya aldılar. Bak ne diyor. Ama ne, nereden ne geldi de dedi bunu. Ne vardı başı? Şeyin ilginç tarafı hocam. Mesela ben öğrencilik hayatı yaşadım. O öğrencilik hayatımda başarısız olduğum derste en büyük düşmanım o ders ya da öğretmen oldu. Yani aslında matematiği sevmiyorsun. Aslında onu anlatan hocayı sevmemişsin başta. Matematik kim? Matematiği niye seviyorlar bazıları? Onu anlatan hocayı bir kere sevdin mi? Dersini de seviyorsun. Usta şöyle diyor. Muhabbet var mı? Kusur görmez. İkide bir senin her şeyini görüyorsa muhabbet gözü yok. Muhabbet gözü diyor kusur görmez. Bir evde sıkıntı varsa muhabbet azalmıştır. Peki niçin oluyor? Sebepleri var. Şimdi bir de burada insanın Allah'a düşman olmasının, yani kafir neden Allah'a düşman olur? Bak Hollanda'ya gelirken dün akşam arabada 16 dakika sesli kayıt yaptık. İnşallah bugün göndereceğim. Niçin? İnsan Allah'a düşmandır. 9. sözde de söylüyor. Bu kaydı şimdi iyi ki hatırlattın. Hatırlat bana Bülent. Dersime çalışmadığım için o dalda, o alanda başarısız oluyorum. Başarısız olduğum şeye karşı düşman oluyorum. Düşman oluyorum. Ulaşamıyorsun. Şimdi dolayısıyla buraya, serbest bölgeye yanlış kişilerle oturursan, yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış iş yaparsan buraya şer hakim olur. İyi olmak istiyor musun? Doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru yerde doğru iş yap. Bunu tekerleme olmasını ezberleyelim burayı. Burası dershane mi abim? Hollanda'da. Ha tamam. Burası doğru yer. İyi kendini hissetmen için. Bir, bu arada camı da açalım böyle. Biraz şey oldu. Havasız kaldı şöyle. Bir açın. Bak burası doğru yer mi abim? Doğru yer. Peki... 2-3 saat sonra buraya gelin, bu ders olur mu? Olmaz. Doğru yerde, doğru zamanda, herkes gitti, doğru kişiler yok. Ya demek ki bir şey doğru olabilmesi için, kendini iyi hissetmen için, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Tersini söylüyorum. Kendini kötü hissediyorsan, yanlış yerdesin.
yanlış zamandasın, yanlış arkadaşlarla yanlış iş yapıyorsun. Mesela bir misal vereyim. Filmi seyrettin. Her türlü rezilliği gelecek. Bilgisayarı kapattın. Böyle olur mu? Oh be! İyi ki seyrettik. Oh, ne kadar mutluyum. Veya hep olumsuzluğa odaklanmışsın. Tenkit üzerine. Var ya bu. Var ya bu. Tenkit ve olumsuzluk düşünen bir insan kendisini iyi hissedebilir mi? Ustad diyor ki, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Ne demek bu? Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Doğru düşünürken asla kötü hissedemezsin kendini. İyi hissederken kötü hissedemezsin. Ama doğru düşünürken kötü hissedemezsin. Tersi de var. Kötü düşünüyorsun. Nasıl kendini iyi hissedeceksin? İyi düşünüyorsun. Kötü hissedemezsin. Doğru düşünüyorsun. Çünkü neyi düşünüyorsanız olsunuz ona dönüşüyorsunuz. Bir daha. Neyi düşünüyorsanız o anda olsunuz ona dönüşüyorsunuz. Mesela mutfakta çalışıyorsun. Böyle iyi şeyler düşünüyorsun. Mutlusun yani. Ne yaptığında bir şey yapıyorsun. Ama mesela düşün. Bir ev düşün, bir kadın düşün, bir adam düşün. Sevmediği bir misafir gelmiyor. Veya misafir sevmiyor ama salata yapıyor. Hıyar doğruyor. Gelen misafir de veya misafir sevmiyor. Zıkkım olsun size, önem olsun. Ağzına kalsın lan, ne derler. Bunu yiyecek lan. Bunda hıyar salata da şey olur mu, lezzet olur mu? Adam kendi düşüncelerini yüklendi yani. Yani doğru, yanlış düşünürken kendisini iyi hissedemez. İyi hissetmeyince de bu parmaklardan, vücuttan pozitif akmaz. Farım olsun sana, zıkkım olsun, boğazına kalsın. He, buraya mı, niye geldi be? Şimdi bundan geldi şey yap, şifa olmaz ki. Ecdat ne yapardı, besmele çekerdi. Doğru düşün, şifa olsun. İnşallah şifa olacak. Hep müspet akıyor parmaklarında. Yani bazı yemekler bize dokunması ile yemeğin cinsinden değil ki. Ona yükleme yapanlardan. Adam cenabetti, Orlandalılarla yemek yapmış. O elle kebap yapmış adam. Yani korkutmuyorum da bil yani, bir şeyi de bil yani. Adam cenabetti, bilmem neydi. Şimdi evde yap ya kardeşim. Namazını yazı, abdesti elinle yap ya. Bunlar bedi şeyler ya. O kadar bunlardan uzaklaştık ki bunu duyunca bile afallıyoruz ya. Ne olacak böyle? Bir şey yok, bir şey olacağı yok kardeşim. Şimdi daha başka yerde bahsetmediğim şu serbest bölgenin içerisini külliyattan tabirlerle şey yapayım, doldurayım. Bu serbest bölgede neler var? İlk olacak. Bu yok hiçbir yerde. Şu anda olacak burada. Evet. Külliyatta geçen şey, bu serbest bölge vardı ya hani yukarıda. Bu o yani, bak karşım. Hani yazıyı sığdırayım diye burayı büyük yaptım. Tamam mı abiler? Yani şunu kastediyorum arkadaşlar. Şimdi bak şunun içini anlatacağım şimdi. Mouse'un. Yani yazı çok olduğu için bunu büyüttüm alanı. Tamam. Şimdi onun içine şunları koyuyorum. Bak bu. Şimdi büyüteyim ben. Bir, serbest bölgede ne var? Abi bunları da alabiliyoruz değil mi? Tabii istediğini al. Tabii tabii, her şey serbest. Tahayyülümüz Risale-i Nur'da aslan musahhar at. Aslan, aslana döndüğü yer. Burada döndürüyorsun birbirine. Bir iksir var. Mesela adam arkasında şey, çölde kovalıyor aslan. Sonra bir kuyuya rast geliyorsunuz. İçine kendisini atıyor. Dala tutunuyor. Yukarıda aslan, kuyunun dibinde ejderha. Ağaç ise bir incire benziyor ama bütün meyveler var. Ağacın kökünü siyah ve beyaz fare kemiriyor. En sonunda devrileceksin. Orada neyle kurtuluyor? Neyle kurtuluyor? Hatırlayanınız var mı? Acizliğini tarihe başladı diyor. Tarihe başladı, tısım, sırrı çözdü.
acizliğini deruhte etmekle. Sırrı çözdü, sırrı. Burada bir sır var dedi. Tarihe başladı, hepsinizin dediği doğru. O zaman bir ne oldu? Aslan nereye döndü? Ata döndü. Duvar nereye, o canavar nereye döndü? Kapıya döndü. İşte bunu yapılan yer serbest bölge. Aslan ata. Gene jimnastik sehpası, idam sehpası. Yani bu dünya zulüm yeri canım, her taraf mahvolmuş, şey yok. Her tarafta sıkıntı var. Hayır. Nasıl bir insan düşünün jimnastik sehpası ile diyor. İdam sehpasını tefrik edemiyor. Bunun sebebi serbest bölge. Risale-i Deyi ile dolduruyoruz. Jimnastik sehpası veya idam sehpası veya pasaport dairesi veya idam yeri. Başka tasavvurumuz ejderha cennete giriş kapısı. Mesela şey var, aşağıda ejderha var. Kuyunun dibi ejderha var. Veya nedir o? Cennete giriş kapısı. Aşağısı ejderha. Aynı ejderha tılsımı çözdü, tılsımı. Çözünce cennete giriş kapısı. Burası serbest bölge. Bilirsen, mesela bak bir daha söylüyorum. Ya kendimi kötü hissediyorum, iyi değilim, şunu istiyorum, birazı para. Bu dersten sonra diyecek ki kardeşim, bu serbest bölgede adamlar aktif şu. Bir de bu var. Şeytan, kafir cin, erva habise. Peki niye aktif oluyorlar? Mesela bir meyhanenin önünden geçiyorsun. Bir bölgede, bir binada iş yaparken kendini kötü hissediyorsun. Veya bir iş yapıyorsunuz birini. Allah Allah, bu adamın yanına geldi, kötü hissediyorum falan. Sebebi onun yaymış olduğu dalga senin olumsuz tarafını aktif etti. Peki kötü müsün? Hayır, seninle alakası yok. Kötü hissediyorum, kötüyüm, kötü sen değilsin. Bu adamdır. Kötü hissetmene sebep bu adamdır. İyi değilim, canım sıkıldı, sigara istiyorum, bunu istiyorum. Sen değilsin, isteyen bak bakalım, senin dışında birisi. Peki, melek ilhamları ile şeytanın vesveseleri, vehimleri cirit atıyor buraya. Melek ilhamları ile şeytanın vesvesesi, nefs-i emmarenin vehimleri cirit atıyor. Endişe etme, mesuliyet yoktur. 86 Ömer Nasuh Bimren'de diyor ki, Allah Resulüne şey yapıyorlar aleyhissalatü vesselam. Bu ümmete elhamdülillah merhamet olmuş. Geçmiş ümmette bu yoktu. İçinizden geçeni, olumsuzlukları konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine sebap vardır. Allah Allah. İçeriden diyor ki ver, verme, yap, yapma, vur, vurma diyor ya. Ha, içinden geçtiği halde onunla amel etmiyorsun, konuşmuyorsun, yapmıyorsun. Bu cihattır işte. Büyük cihat bu. Abi, ölümle olayların ve hadiselerin hakikatini fark ediyoruz, görebiliyoruz. Evet, bak o ölüm dediğim... Bir tılsım, yani mesela ölümden korkan bir insanın bunu fark edebilmesi mümkün değil. Hı. Ölüm dediğim... Ölümle meselesini halletmeyen diyorsunuz ya devamlı. Evet. Ölümle, yani kabri çözemedikçe, bak şimdi ölüm zahirde nedir? Hakikatini göstereyim bak şimdi size. Ben inşallah onu da çıkartmışım ki. Ve kardeşime yazı okunuyor mu? Okuyabiliyor musunuz? Büyüteyim istersen. Bak, ölüm ne kadar kötü. Kabir bak, kabiri söylüyorum Risale'de. Soğuk, dar, karanlık, yalnız. Öyle değil mi? Ne kadar soğuk. Kefene giriyorsun, perdelikleri koyuyorlar. Bak, bir dakikatına, görünüşü bu. Bir daha. Kabir, soğuk, dar, karanlık, yalnız. Mustaka bir at ya da kapı oluyor. Şimdi ölümün bak sureti. Ustad diyor ki, ölümün pençesi gerçi karanlıklı, siyah, çirkin ise de, zahiri bu. Kanuniyeti ne? İnsanın içe, aleminde zıtların ayrışmasıdır. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, güzel şeyler örtülür. Güzel şeyler örtülür. Şöyle diyeyim. Bir kız için intihar eden var değil mi? Para, mal, mülkü kaybettiği için intihar eden var değil mi? Var. Peki kız için intihar eden, ki Bremen Hanımefendi kız içindi bir tanesi. Sevgilisini elde edememiş vesaire. Yanlış yapmış. Peki bu insanlar ve biz değil dünyadaki sevgilini,
Hurileri görsen ona ulaşmak için ne yapmazdın? Bütün dünyanın güzellikleri bir noktada. Ha, ona ulaşmak için hiç kimse burada kalmaz. Herkes intihar eder geçerdi. Bütün dünya kararlı herhalde. Hepsi yok olur diyor. Hadiste öyle diyor. Bir nuru gelse mevcudat diyor karanlığa inkılap eder nurundan dolayı. Şimdi onu elde etmek için kabirden geçmek gerekiyor. Herkes intihar ederdi. O zaman dünyada kimse kalmazdı. O zaman bu dünyada işlevi olmaz. İnsan bu dünyada kalsın diye Allah ahiretin güzelliğini kefenle mezarlıkla örtmüş. Dünyanın hakikati kararırdı. Ölürdü. Yani zerre kadar dünyaya insan nazar etmezdi herhalde. Edemezdi. Bu sefer burada kalsın diye oraya kimse geçmesin, herkes iş yapsın, hayatını korusun, hayatını azap versin diye ölüm korkusu verilmemiş. Hayatını sağda solda harcama, şeylerin çatıların kenarında durma, haram şeyler yapma, içme esrar, yani vücuduna zarar verme. Bu ölüm korkusunu verdi ki burada adam gibi kal. Eğer ölüm korkusu olmasaydı oraya geçmek için hepimiz geçerdik. Demek ki ölümün sureti çirkindir. Ne diyor? Ölümün peçesi kadının peçesi olur. Niye erkeğin peçesi yok? Bizim gibi takoz adamın peçesi olmaz tabii. Ama kadın güzeldir. Onun için güzel örtünür. İnşaat demiri sokaktadır. Ama altınlar, kuyumcular nerededir? Bir sürü koruma altındadır. Peki ölümün peçesi altında bak karanlıktır, siyahdır, çirkindir. Ama insanın aleminde ölüm nedir? Ölümle zıtlar ayrışmasıdır. Karmadan kurtuluyoruz. Ölümün bir de hakikati var. Nedir o? Emaneti kübrayı bir hakkın yerine gelmesi için talim olunan esma-i ustaların tümüne ve tüm meratiplerine mazhar olmaktır, şahit olmaktır. Ölümün hakikati. Ölümün mahiyeti ise fena fillah beka billaha dönüşmesi için kabu kavseymiş. Surete bak. Aslına getireyim. Bu hakikatini ve mahiyetini biraz daha böyle akıl seviyene indirerek böyle. Bu akıl seviyeni indiremem. Çünkü konu o değil. Soru sorduğun için ölümün her şeyin ama her şeyi anlamak için her şeyin sureti var, kanuniyeti var. Şöyle diyeyim. Sureti mevcudattadır. Yani eylemdedir. Kanuniyeti insanın ruhsal yapısıdır. Hakikati esma-i hüsnaya dayanır. Mahiyeti ruha dayanır. Yani sıfata dayanır. Mesela bakın ölümün sureti mezarlıktır. Kanuniyeti ölüm düşüncesiyle, haletiyle zıtların ayrışmasıdır. Hak, batıl, doğru, yanlış. Onun için buraya geldiniz. Bu ölümün şeyi olmasaydı kanuniyeti zıtları ayrıştıramazdık. Ölümün hakikati nedir peki? Esma-i Hüsna var. Esma-i Hüsnalar. Tamam. O talim olunan Esma-i Hüsnaların tümüne ve tüm mertebelerine mazhar olmak için talim olunmuş, vazife almış. Ölüm korkusu olmasa bu vazifeyi almazsın. Sonra mahiyeti ise fena fillah ve beka billaha dönüşmesi için insanda bir inkılaptır. Kabu kayfsendir. Tabi bu bir tek başına bir derstir. Bir kamp dersi de olabilir ölümün. Ama sorduğun için şu anda inim inim inliyor benim Müslümanım. Ölümü çözemediği için. Bak kardeşim, Mercedes, araban, helikopterin, aşın, işin, eşin dahi olsa sonu kabir mi? Kabir izah edilmedikçe insanoğluna rahatlık yoktur. Kabir izah edilmesi lazım. Ölüm izah edilmesi lazım. Ölüm izah edilmedikçe insana rahatlık yoktur. O zaman her şeyde olduğu gibi ama her şeyde sureti var, kanuniyeti var, mahiyeti var, hakikati var, mahiyeti. Ne demek bu? Her şeyin bir mevcudatta var, fiil. İnsanda var, Allah'ın esmasında var, aynı şey. Allah'ın bir de sıfatında var. Peki imanı anlatayım. İman sureti nedir? Eylemdedir. Kanuniyeti insanın cennetidir. Hakikati nedir? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Mahiyeti Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatının mümin kulunun irade-i cüziyesinin sarfından sonra irade-i küllerini koyduğu bir nurdur. Sureti eylemdir. Kanuniyeti mahluktur. Nurdur, kuvvettir. İmanın
kanuneti mahluktur. Sureti doğru yaşamak, namaz kılmak, oruç tutmak, yanlış yapmamak. Bak, imanın sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti. Her şey de böyle. Onun için bu kilat okuyan insanlarsınız. Mektubatta böyle diyor. Lemalarda böyle diyor. Şualarda böyle diyor. Abi ben anlayamadım. Ha, bir yerde suretidir. O zıt zannettiğin yerde kanuniyetini anlatıyor. Şualarda hakikatini anlatıyor. Lemalarda mahiyetini anlatıyor. Yani bir şeyi bilmesi, görmesi, fark etmesi nasıl kudrete dönüşebilir? O dönüşüyor işte. Yani. Evet. Şimdi beni illa oraya çekmeye çalışıyor. Şimdi ben buraya biraz da devam edeyim. Evet doğru. Zıt nasıl zıtına? İşte burası serbest bölge yapıyor. Mesela ona bir misal vereyim deme geçeyim. Nasıl acizlik kudrete dönüşüyor? Günah sebaba dönüşüyor. Şeytan hayra dönüşüyor. Ona örnek vereyim. Günah sebaba mı dönüşüyor? Sebaba dönüşüyor. Öyle mi? Bak yapayım şimdi. Hollanda'da sokakta gidiyorsun açık saçık geliyor. İçeride bir dürtü yok mu? Bak. Bak. Bir enerji yok mu? Şehvet arzusu yok mu? Kuvve-i şehviye. Arzu var da bak. Bir itici kut yok mu? Ulan YouTube'a gir lan. Gir. Gir. İtici bir güç yok mu? Var. Şimdi geliyor karşıdan bak. Allah'tan hemen Allah'ın emri geliyor. Oradan alacağın nefsani bir lezzete mukabil bakmasan ben ruhani bir lezzet kalbine koyacağım dedi. Şimdi sen nasıl yaptınsa isteksiz isteksiz. Gelirken kafayı çevirdin geçtin. Var yok olmayacağına göre tam gelirken bak bak bu enerjiyi kullanmadın, bakmadın, böyle yapmadın, böyle yaptın. Ondan sonra geçtin. O enerji ne oluyor? Kuvvet, kudret oluyor. Heh. Nur oluyor. Nur oluyor. Şeytanı hayra dönüştürdün. O enerji şeytaniydi. Bakmayınca yok olmaz. Çakmak var ya çakmak. Çakmağı sallarsanız için su gibi gözüküyor değil mi? Su değil o. Isısı alınmış su olmuş. Basın düğme pşşt, gaz olur. Eğer gazın ısısını alırsanız fiziki bu. Suya buzdolabı kanunu, çalışma kanunu bu. Baktığımda da kuvvetim, kudretim yorum gidiyor. Evet. Mesela bakarken o bu güç kimindi? Şeytanın. Bak diye o enerjiyi aktif eden o. Daha iyi anlamanız için bir örnek daha vereyim. Geldiğim sporcuyum mermer var önümde. Hayt! Bir vurdum elim kırıldı. Ama mermer var. Gene ben konsantre oluyorum. Tefekkür ediyorum. O noktada pir kim? Hangi sporcu? Onu hayal ediyorum. Antrenmanımı hayal ediyorum. Konsantre oluyorum. Ondan sonra hayt! Diyorum. Mermer kırılıyor. Bu güç nereden çıktı? Veya mutfakta çalışıyorsan, araba sürüyorsun. Kafanıza birisi geldi. Ulan şuna bakıyor kanım. Nasıl dedi ya? Niye dedi ya? Şuna bak. Bu neredeydi bu enerji? Düşününce ortaya çıkan enerjiden bahsediyorum. Şehvet olur, nefret olur, öfke olur. Öfke bir enerji değil midir? Nereden çıktı öfke? Düşünceden oluştu. Ve arabayı makaslama yaptı sana. Yanlış yaptı sende. Diyorum ki sende ortaya çıkan enerji çıkmadan önce neredeydi? Latifedeydi, ruhtaydı. Onlar uyuyordu. O enerji kağıt tefekkürle, kağıt konsantre ile, kağıt bir haramla aktif oluyor. Şeytan mesela bu enerji aktif ediyor. Bak, oradan geliyor açık saçık. Artık doldun, taşıyorsun bir enerji. Bak, bak, bak. Bir kafayı çevirdin. Bu enerji ortaya çıkmıştı. Yeni yerine giremez. Var oldu, bitti. Bakmadın, kullanılmadı. Ortada duracak hali mi var? Çakmaktaki su. Aslında gaz suya dönüştü. O gazlı suya dönüştü. Havasını aldık, enerjisini alınca gaz suya dönüştü. Çakmağa bas, pişt, tekrar ısı veriyoruz. Havayla temas ediyoruz. Adam gaza dönüştü, aslına dönüştü. O bak bak enerjisi bakmayınca o işte onun adı imanın kuvveti oluyor. Şu an tahakkülde miyiz? Şu anda tahakkuldeyiz. İkisini kullanıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Serbest bölgede başka neler var? Dalgalı veya kararlı dünya. Senin o kafanda bir dünya var ya. Herkes öyle zannetme ki herkes böyledir. O senin hususidir. Herkes de böyle değil. Kararlı bazen de dalgalı olur.
yalnız kendine zulmetme, ben buyum, beni böyle kabul edin. Hayır. Şeytan yaptırıyor sana. Mesela diyor ki Kastamonu'na, vel kazimine gayze vel afinanin naz. Gayzenizi yutun, insanları affedin. Sen ben ne diyoruz? Ya ben beni böyle kabul edin, ben böyle asabiyim. Hayır. Öyle inandırılmışsın, asabi değilsin. Ben aşamam. Allah aşamayacağını mı söylüyor sana? Gayzını yut diyor. Ben yutamam diyor. O yutamam diyen şeytandır bu. Ben yapamam diyen bu adam. Madem yapamayacağını Allah teklifi malayı tak mı yapıyor? Yapamayacağını mı teklif ediyor? Allah diyor ki gazını yut. Sen diyorsun ki ben yapamam. Yapabilirsin. Peki niye yapamıyorsun? Yapamam diye inandırdı seni. Yapamam. Ben sabah namazına kalkamam. Kılamam. Bu adam inandırdı seni. Sonra tahayyül ve tasavvur ettiklerin uykudadır veya uyanıktır. Üstad diyor ya işte uykudadırlar ama kendilerini uyanık zannediyorlar. Kısacası şu var ya şu arkadaşlar. Şu serbest bölge. Bak şu Hollandalılar şurada yaşıyorlar. İman etmeyenleri kastediyorum. Ve zannediyorlar ki bu görüyor musunuz yazıyı? Hususi dünyayı zannediyorlar ki Hollanda umumi dünya. Oysa buralardan hiç haberleri yok şuradan. Bilmiyorlar. Hususi dünyalarını umumi dünya zannediyorlar. Hapsolmuşlar. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfakta dolduruyor. Tuvalette boşaltıyor. Yatağa gidiyor. İşe veya okula gidiyor. Ne yaptı? Mezarlık gibi. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ve bu mezarlığın dikdörtgen için gömülüyor. Anlatmak istediğim şu. Hususi dünyasını sonra diyor ki ben her şeyden haberim var. Hiçbir şeyden haberim yok. Oradasın. Fanosun içinde balık kendisini okyanusta zanneder. Ve çok ilginçtir. Suyun içinde balık suda olduğunu bilmez. Bilmiyor. Kuruluğu bilmiyor ki. İnsanların ekseriyeti ise hususi dünyasını umumi dünya zannediyor. Anlatmaya da çalışsan düşman oluyorsun. Düşman olur. Ne diyor ya bu? Ben bunu anlatın. Şu konuştuğumuz ders var ya din zannediyor. Din hayatın her şeyini tanımladığı için din nasıl ayakkabı giyeceğini tam senin fiziksel boyutunu anlatıyor. Bu kardeşim kafayı nasıl yöneteceğini bahsediyor. Yani din deyince sebap, günah, oruç, namaz diye anlayanlar için söylüyor. Din hayatın her safhasını hükmediyor. Din hayatın hayatıdır. O halde hususi dünya suyun içindeki balık gibidir. Onun balık bilmiyor. Ne inkar eder? Mesela deseler ki bak şu Hollanda'da şu balık var şimdi. Suda. Lan bu kardeşim bunun dışında da ağaç alemi de var, güneş alemi var, toprakta var, havayla yaşıyorlar. Ne? Susuz yaşar mı var? Ya güç gönül. Yani dimağın diğer mertebeleri. Evet. Şu dimağın diğer mertebelerini bilmiyorlar. İltizam. Evet. Buraları bilmiyorlar. Buraları bilmiyorlar. Aklları başlarında da değil. Onların dünyaları burası. Başka dünya yok. Burası da bitince anlamı yitirdiği için mesela hayatından daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Dünya dediğimiz hayatından daha değerli bir şey olmadığına göre hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yaparsan sıkıntılar bile, dertler bile basamak olur, hayat anlamını bulur. Eğer hayatından daha basit şeyleri hayatına gay yaparsan hayat anlamını kaybeder, intihar seçenek olur. O da vagonluk değil midir Hasan abi? Evet. Şimdi hususi dünyasının insanı. Yani vagondur. Tasavvur ve tahayyül. Şimdi ben, evet doğru. Nereye çekersen o gider. Ben şimdi içerisini bir bitireyim. İçinde neler var? Dalgalı bir hayat. Dalgası hep buradadır. Endişe etme, seninle alakası yok. Serbesttir. İkisi de burada. Uykudasın, uyanıksın. Gece alemi, Risale'de geçen gece alemi burasıdır. Nazarında hususi dünyaya, ikinci sözde diyor ya, nazarında bir hususi bir dünyaya, memlekete düştü. Bedbin, Hotgam, Hodendiş. Dört tane var. Hotgam, Hodendiş, Bekbin, bir tane de var, bir sıfat da var, dört tane. Onların oluşturduğu özelliğe şey deniliyor, hususi dünya nazarında Hotgam,
Hod bin, Hodendiş, Bedbin. 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 Dört tane insanın alemini, hususi alemini oluşturuyor. Hep o zanneder. Hod gam, gamsız. Gam yok. Hod bin, ne demek hod bin? Bedbin yani. Sonra, yani ben merkezli yaşıyor. Yerinde şey yapayım. Hoşunuza gider. İkinci sözde bak. Kişinin hususi dünyasını oluşturuyor. Eğer mutlu olmak istiyorsanız arkadaşlar, dostlarınıza söyleyeyim. Zannettiğin küçük bir dünyan var ya hususi. İşte bir serbest bölge. Oradan çık. Geniş, daha bak. Okyanusta bulunan bir insanı düşün. Okyanus geniş. Dibi derin. Yukarısı yüksek. Hususi dünyadan çıkarsan bu dersi dinleyip, hususi dünyan geniş olur, derin olur, yüksek olur. Hususi dünya nedir biliyor musunuz? Bak burada diyor. Hodgam. Hod bin bir adam. Bedbin. Hep olumsuzluğa odaklanmış. Hodgam. Hiç kendi işkembesi ve uçkurluğundan başka hiçbir merhameti yok hiçbir yere. Hodendiş. Sırf kendisini endişe ediyor. Bir de Bedbin. Olumsuzlukları düşünüyor. Bu dört tane şeyi karıştırın. Pekmez, tayin karıştırın. Nasıl böyle bir araya geliyor? Ayrı bir şey oluyor. Hodgam, hodbin, hodendiş, bedbinlik. Yani biraz lugatını verdim. Karıştırırsın. Hususi dünyan oluyor. İşin garip tarafı. Hususi dünyayı büyük dünya zannediyorsun. Her şey bu. Her şeyden haberim var. Ben her şeyi biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani kısacası internetin, televizyonun, alışverişin, uçurumun ve midemin dışına çıkamama. Evet. Bunlar ne oluşturdu dünya? Bu. Evlenmek. Mutfak. Tuvalet. Yatak. İş. Sanki mutfak ile tuvalet arasında pimaş borusu. Şeftali gübreye dönüştürecek. Yatağa gidecek cinsellik. Uçkurluk. İşe gidecek menfaat. Pergelini kendisine koymuş, bel merkezli yaşıyor. Pergeli koyarsanız demire, o noktada daire olur ya. Hususi dünyayı oluşturmuş, herkes de böyle. Mesela fedakarları ahmak kabul ederler. Bel merkezli yaşayanlar var ya, hep ben kendisini yaşıyor. Pergeli kendisine koyunca, mesela imanı olmayanlar da öyle. Beş kuruşu bir fakire yardım etsen, gerizekalı ya, ahmak ya diyor. Mesela Müslüman dahi fedakarlık yapmamışlar. Vakfı hayat etmiş. Dine kendisini vakfetmiş. İnsanlara koşturuyor. Mutlu olması için uğraşıyor. Nereye bak? Bir şey diyeceğim ama ağır olur mu? Boynuna ip bağlanıp gezdirilen köpek gibi oluyor. Ama bu dört tane ağır olur mu acaba? Ağır. Ama doğrusu da öyle. Yani başka türlü yani bir yani kardeşim şu anda insanların dünyası mide ve uçkurluğu. Tamam. Yani arabam olsun, evim olsun, aşım, işim olsun. Tamam. Peki din ne zaman lazım olacak? Şöyle. İlk önce dünya. Sonra yine dünya. Sonra dünya yaşarken bazı hastalıklar, cenazeler falan olacak. Bizim dünyamızın iştahını bozacak. Dünyamıza yardım eden din lazım. Din için değil. Dünyamıza yardım eden din. Dolayısıyla uçkurluk ve mide bizi bağlamış, hususi dünyamızı oluşturmuş. Ve oradan çıkamıyoruz. Mesela affedemiyoruz, nefretçi oluyoruz, kinci oluyoruz, unutamıyoruz, tamam mı? Ben yani onları o olamıyoruz. Ustad diyor ki bu nazaratta, ben siz oluyorum diyor, anlamıyorum Risale'yi diyor. Niye? Çünkü biz akşam derse bile gelince, evet arkadaşlar hoş geldiniz. Demek size çift çıktı. Bana da çıktı da demiyor. Böyle ders olur mu? Bununla dertleneceksin, mezak edeceksin. Külliyata sorusu ve derdi olmayan bir adam bunu anlamaz. Anlasa zaten mucize olur. Bir derdin olacak, derdin. Eczanede ilaçlar var. Niye almıyorsunuz? Hasta değilsiniz ki. Hiç böyle bir hasta gördünüz mü? Bana bir ilaç ver eczacı. Ne ilacı? Bilmiyorum ki. Gelecekte bir hasta olabilirim. Bana bir tane ver. Böyle bir ilaç mı verin? Kardeşim senin derdin yok ki. Niye anlayasın ki? Niye anlamıyorlar? Niye okul mektebini veya işini anlıyorsun? Niye kursa gidiyorsun, meslek yapıyorsun? Dert edilmişsin. Derdin olmuş. O da derman.
O kursa niye gidiyorsun iki sene meslek alacağım diye? Kaynakçı kursuna gidiyorsun. Dert edilmişsin. Daha önce elektrotu tutamazdın. Şimdi kaynak yapıyorsun. Bu da öyle. Derdin yoksa sana bir derman sunmaz sana. Onun için anlamıyorsun. Çünkü derdin yok. Problemin yok. Bu birinci hastalık. İkinci hastalık, Nurcuların hastalığı da nedir? Okudum. Birinci söz. Besmele, iki asker var. İkinci söz ya şey. Onuncu söz. Haşir ya. Hemen kulaklarını indiriyor. Acaba ben bu derste farklı bir şey anlar mıyım? Ülfetim kırılır mı diye bakmıyor. O zaman da almıyor. Alamaz da. Ülfet belasına girer. Orada perişan olur gider. Oyalanıp gider. Oyalanır. Hani okur okur bina okur. Gene bina okur, bina okur. İkinci sözü. Okur okur ot bin ot kan tamam. Farklı bir şey değil. Kendisine uygulayamıyor. Ülfeti gitmiyor. Dert edineceksin. Dert. Dert edinirsen derman gözükür. Derman kimedir? Dertli olanadır. Derdi yok ki anlayasın. Anlasa zaten mucize olur. Onun için kısacası Risale'yi niye anlamıyoruz? Dert edinmediğin için. Peki nazarında hususi dünya her şeyin her şekilde bulunabildiği camiül ezdat. Bu serbest bölgede her şey zıt olarak bulunabiliyor. Mesela açık saçık resimler, kapalı resimler, namahremin resimleri var, mahremin de, ananın da, başkasının da var. Burada ya benim bacım, anneme, teyzeme ait böyle, niye böyle zanlar geliyor vesaire. Serbest mi kardeşim? Endişe etme, korkma. Bir tane söyle diyor. Namaz kılmıyor ilahiyatçı. Niye kılmıyorsun dedim. Ben diyor, secde edince diyor, dolar geliyor diyor. İlahiyatçıyı da okudmuş şey ilahiyat. Dinikum dinarikum, kıbletikum nisaikum. Yani dinleri, dinikum dinarikum. Dinleri dinar olacak. Ya gelince diyor dolar geliyor. Adam serbest bölge. Ben o için diyor secdede dolara etmeyeyim diye secde etmiyorum. Dolara secde ettiğimi zannediyor. E dedim halıya secde edince halıya mı ediyorsun? Allah dedik oraya et. Bana dedim. Ben desem ki şu çocuğun elini öp. O abi ben nasıl öpüyorum? Onun eli değil. Ben sana emrediyorum. Onun elini öpmek benim elimi öpmektir. Onun için secde et. Yere mi? Allah'a secde edilmiyor mu? Allah mıdır toprak? Allah dedi ki oraya. Onun için ben diyorum ki sen onun elini öp. Benim elimi öpmek gibidir. Sureti emir o. Bakınca. Sureti o. Hakikat Allah'tır. Şimdi niye namazdan vazgeçti? Dinikum dinarikum. Namazı bir duruyorum diyor. Kadın geliyor. Kıblem o diyor. Onun için en iyisi bunlardan kurtulmak için huzurdan kaçar diyor. Ben böyle ne anlatırsam anlatayım. Adama baktım anlamıyor. Kardeş dedim kimse duymasın. Bende de var. Yapma ya dedi. O zaman normal gör. Hakikaten mi? Tabii ya. İnsan olmanın özelliği her şey var. Nasıl anlatacağım serbest bölgeyi? Herkese tek tek bu çenemi yırtarak bunu saatlerce bunu anlatamam ki. Katıl şey böyle bir sunumlara elde et. Sen bir mesleği almak için elin gavurunu kaç saat dinliyorsun? Kaynakada da para veriyorsun. Sana da gelmiyorlar. Sen ona gidiyorsun. İhtiyacın varsa alacaksın. İşte ben ne yaptım bu sefer? Bende de var kardeşim bu tür özellikler. Şeytan yok mu bende? Şeytan yok mu oldu? Önemli olan şeytan kendisine tabi olan var ya bizim isteklerimiz. Onun ümitsiz olması, kötü hissetmesi serbest bölgede bize bunu hissettiriyor. Oraya atıyor. İyi değil şeytan. Bize de hissettiriyor. Ben iyi değilim. Değil ama sen değilsin bu. Bu benim nefsim, benim ruhum. İyi olmayan bu adam. Ölümden korkan bu adam. Ölümü teris olarak gören bu adam. Sana suyu zanneden bu adam. Üstü zanneden bu adam. Olumsuz tenkit eden bu adam. Olumlu yapan bu adam. Kötülüğü gören bu. İyi tarafını gören bu. Sen ikisinden de mesul musun? Hayır. Benim nefsim, benim ruhum. Burada senin bir makamın var. Dıla sen. Tamam ver bana. Buna ustad diyor ki dişir. Kodladım şey baş harflerini ezberleyelim. Dua ile dişir. İman ile, şuur ile, rıza ile bunu alınca senin olmuş gibi oluyor. 26. sözde geçiyor. Dişir diye ezberlersiniz. Dişir. Dua ile,
şuur ile, iman ile, rıza ile. Şimdi ne yapıyorsun? Bu diyor ki, bak ona. Bu diyor ki, bakma ya. Bu diyor ki, ver ağzının payını. Ayıptır, günahtır ya. Sen diyorsun ki, sen haklısın. Dediğin anda fazilet ol. Peki, ya sen doğrusun bile buna desen, Allah'ın merhametine bak. Bu olumsuzlukları birisine anlatmasan, onunla amel etmesen, cihat sebebi veriyor. İçinde geçenler değil günah yazılması, yapmadığın için, söylemediğin için sebep var. Hani ya bu dersten önce içimden geçenlerden hep günah oluyordu. İçinizden geçen kötü zanlar var ya, kötü düşünceler var ya, demesen, onunla amel etmesen, ustad diyor ki onunla amel etmesen hiçbir zararı yok. Tam tersine cihat sebebi var. Sen ben berbatım demek nerede? Aynı şeyde cihat sahibi oluyorsun. Bana diyor ki şimdi var lan ağzının payını. Mesela bir tanesini. Ya yat dedi ya dairende şimdi meşgul olma. Tembellik limanına giriyor. E şimdi yo benim içimde nasıl geçiyor ya bu yaştayken? Yo adam biliyorum bu adam söylüyor. Sus lan sen. Şimdi sen burada kal ben aşağı inip. Sen burada kal. Bakın içimde bu tür garip garip resimler geliyor. Sesler geliyor. Ben ne kadar kötüyüm diyorsun buna. Aynı şeye içinden geçiyor mu? He? Demezsen. Onunla amel etmesen büyük cihat budur. Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam Hendek ve Uhud'da için küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Sorunu itiraf etmek de aynı değil mi? Öyle. İşte dişir de ezberleyin. Dişir. D-Ş-İ-R. Dişir. Dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile sen hiçbir şey yapmıyorsun. İster kabul et, ister etme. Hollanda'da yaşayıp öleceksin. Yani nehir, ister kabul et, ister etme. Nehir akıyor. Karın şu. Kötülük de akıyor, iyilik de akıyor. İyiliğe diyorsun ki dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile tamam ya Rabbi ben buna sahipleniyorum. Buna sahiplenmiyorum. Tamam sahiplenmiyor. Şu anlarda 76'da söylüyor. Sahiplenme diyor. Benim üzerime geçiyor. Geçsin. Nehirden bir sürü şeyler akıyor. Başka şeyler de var onu alıyor. Bir adam pis demiş nehirden pis akıyor. Ötekisi de odun bırakmış. Odun geliyor, ayakkabı geliyor gidip alıyor. Denizde her şeyde var kardeş. Serbest bölge. Sonra hayat nehri değil mi? Evet hayat nehri. Yalnız adam yalnız. Mesela Almanya'da kardeşlerimizin evine gittik. Adam 70 küsur yaşında komşuları. Koca bir ada tek. Yalnız. Ona karanlık, kimsesiz ve soğuk. İlle kabir değil ha kafasında. Şehirde bile yaşasa, güneş altında gündüz dahi olsa kafası karanlık. Rastlarsın sokakta kendi kendine konuşan. Hiç sokakta hareketler yapıyor, konuşuyor. Nerede? Burada değil ki. Ya güneşin altında dahi olsa, karanlık, sıcak dahi olsa, soğuk, herkesin yanında olsa, yalnız, ondan sonra akrabası dahi olsa, kimsesiz. Niye? O serbest bölgede kendisini öyle hissettiriyor. Herkes bana zarar verecek. Herkes benim servetime düşman. Herkes beni sevmiyor. Kimse beni onaylamıyor. Beni kabul etmiyorlar. Beni takdir etmiyorlar. Hiç kafasında o. Duyarsınız değil mi? Kimse beni sevmiyor. Kimse benimle alakadar değil. Herkes alakadar. Kafanda o. Nasıl ki güneş altında karanlık adam hapishanede dışarıya hükmediyor. Adam sokakta hapishanede. Niye intihar ediyor? Aslında intihar hapistekilerin intihar etmesi lazım. Ben hapishanede psikoloji yazdım ya. Hem de Kur'an psikoloji, Kur'an'a psikoloji diye. Hapistekinin sureti hapishanede ama... Hakikati dışarıda. Adam sokakta kafasız. Binlerce insanın içinde ama hakikati hapiste, sureti evet. Hapiste değil. Demek ki yalnız, kimsesiz, soğuk, karanlık burada. Hakikatta yok. Bunun hususi dünyasında var. Hususi dünya. Bir daha söylüyorum. Bunların olması sana zarar veriyorum. Hayır, seni zengin ediyor. İnsan olduğun için. Abi bunlar niye geliyor? Sığıra şeytan musallat olmuş mu? Böyle bir sır gördünüz mü? Ah olan ah, batsın bu dünya. Sığırın yanında Kur'an okuyun. Alim olmaz. Şarkı türkü söyleyin. Fasık olmaz. Niçin? Sığırdır. İki tarafa da alıcısı yok. Biz ise her tarafa alıyoruz. İnsan olduğumuz için iki zıt olması lazım. Şeytan da gelsin. Gelsin kardeşim. Merhaba.
Melek de gelsin. Peki ustada gelmedi mi? Beyazıt'ta hafızları dinlemiyor muydu Kur'an'ları? Şeklini görmedim diyor. Sesini işittim diyor. Adam geldi. Vay nasıl geldi? Geldi diyor. Kendisini görmedim diyor. Sesini işittim. Demiş ki sen çok Kur'an'ı âli görüyorsun. Malum. Orada bir tane çıkarım var. Bir cümle de hoşunuza gidecek. Şeytan diyor ki Allah'tan başka Kur'an benimdir diyeni duydunuz mu? Size soruyorum. Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen var mı? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da benim değildir diyor. Allah'ındır diyor. Şeytan ne diyor biliyor musun? Allah'ın kelamı deme, beşer kelamı. Usta da diyor ki, tamam da beşerin eline vereceğiz de kime vereceğiz? Bir tanesi demiyor ki benimdir. Bir tane sahiplensin de verelim. Bir tane sahiplensin de ona verelim. Kimse yok. Usta da bak, usta da güya horon oynayacak. Şimdi onlar nasıl elhamdülillah yapıyor yani. Şimdi şeytan gelmiş sesiyle. Abi bizde var mı? Var tabii. Mesela namaz vakti gelir. Oruç vakti gelir. Yapman gereken şey, derste mesela bak. Ha ben size bir yerde olmuştu, nerede? Hatay'da galiba. Bir gençler vardı. Abi ya hakikaten ben şeytanı merak ettim dedi. Ona ben de mecbur oldum. Dedim yarın derse gelirsen şeytanı göstereceğim size. Yok mu ya? Teşbih yok. Ona bir baktım ana baba günü olmuş. O söyleyen söyleyene. O bulunan cemaatin 10 katı. Her tarafta olmuş taşmış. Hoca şeytanı gösterecek. Nasıl şey yapmışlarsa herhalde böyle ortayı da boş yaptılar. Ondan sonra herkes merakla bekliyor. Bir de seçime mesela diyelim. Ozan'da da çok merak ediyorlar. Yarın oy var, seçim var tamam mı? Yarın söyleyeceğim dedim. Kim gelecek? Herkes toplandı. Kime oy vereceğiz? Dedim ki geliyor, geliyor. Kabir geliyor. Ha? En kesin şey. Neyse şeytanı göstermek için dedim şimdi şeytanı size göstereceğim. İyile şekil değil. Hani var ya içinizde bir dürtü. Bak, 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 bak. Bu enerji değil mi? Şeytandan değil bu. Bu kendisi şeytan. Ha sana şeytan. Şeytanı ben sana göstermedim. Sen ben. Ben sana hissettiriyorum. Hissettirmek görmekten daha şey. Bir elma var orada bir de yiyorsun. Ha içimizde var ya. Bak şuna, bak şuna. Hani sabah namazına geldi 5 dakika. 5 dakikada yat. Ulan 5 saat yattım doymadım da 5 dakikayla mı diyeceğim uykuda? O kaldırmayan koca yarım saat, bir saat sağa sola dönen yatakta tam ezan okunurken mükemmel bir uyku geliyor. Kim yapıyor bunu? Adam yapıyor işte. Şeytandan değil o enerji. O enerji şeytandır. Şeytanı bak gösterdim. Devam ediyorum. Demek ki soğuk, yalnız, karanlık, kimsesiz kabir burada. O mezarlık değil. Esas kabir burada. Fetholi fi ibadi ve fetholi cenneti. Burada. Cennete gireceksin demiyor. Gir cennete. Tahayyül zamana, tasavvur da mekana bakıyor. Şey, tahayyül, ters söyledim. Bu ters. Hayal, bu yanlış yazılmış. Mekana, tasavvur ise zamana bakıyor. Cemal ve celal tecellisi. Cennet ve cehennemin alametleri burada tecelli ediyor. İnsan celal ve cemal tecellisini İkisini karıştırarak kendisine uygun hale getiriyorsa kemal olur. Kim bu? Celal, Subhanallah. Cehennem alemleri, Adem alemleri Subhanallah der. Vücut alemleri Elhamdülillah der. Subhanallah'ı ve Elhamdülillah'ı cem eden Allahu Ekber demeye hak kazanıyor. Kemal. Celal, cemal insanda kemal olur. Şimdi buna ait şöyle bir şey var. Bu hiç yok şeyde. Diyor ki bu serbest bölgelerde peygamberlerin mucizeleri, peygamber kıssaları var ya Kur'an'da ve mektubatta anlatıyor. Peygamberlerin mucizesi hayalimizi istikamete koymak içinmiş. Bak koymak için peygamberlerin fiili hayatı gösteriliyor. Ya İbrahim'e de selam olsun, Yahya, Şuayb diyor Kur'an'da. Peygamberlerin kıssaları ise, hayatları ise düşüncelerimizi kıblesine koymak içindir. Serbest bölgeyi kıbleye koymak için peygamberlerin mucizesi unutmayın. Peygamberi peygamber yapan ilim değildir. Kafirde de ilim vardır. Şeyde de ilim vardır. Nekri ilahiye mazhar olmuş ona zicir tokatını yiyenlerde de vardır. Mesela mucize olur. Ona benzer istidraç da olur. Peygamberi peygamber yapan ilim değildir.
peygamberi, çünkü diğerlerinde de var en azından ilim var. Peygamberleri peygamber yapan mucizelerdir. Diğerlerinde yoktur. Yoktur. Ona benzer bazı şeyler yapılabiliyor. Bunun adı da istidraçtır. Şimdi demek ki peygamber kıssaları hayalimizi, peygamberlerin hayatları, düşüncelerimizi serbest bölgesinde aktif olmasına, şey kıblesine konmamıza sebeptir. Kısacası serbest bölgeye hakim olmak istiyorsak terkimizi çoğaltacağız. Neyi terk edeceğiz? Terk-i kebair, fiili günahlardan uzak duracağız. Defi mefasit, batıl itikatlardan, hurafelerden uzak duracağız. Onu da nasıl yapacaksın? Doğru yerde dershane, doğru zamanda, bu hangi gün oluyorsa ders, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla, mesela buraya şey getir, semazeni getir, olmaz. Doğru şey değil. Doğru iş olması lazım. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yaparsan serbest bölgeye hakim olursun. İkincisi, haramları terk etme nispetinde serbest bölgeye hakim olursun. Sorunuz var mı? Ben burada kısaca böyle bir şuna da bir baktırayım size. Sıkılan olursa, çünkü camı açtınız, dışarıya çıkabilirsiniz. Çünkü bu sunum olduğu için normal ders değildir. Normal ders 45 dakikayı geçmez. Ben bunu da göstereyim size. Bak, sol taraf menfi itikat, göresiniz diye bunun resmi çıksın ki bakarsınız. Müsbet itikat, vücut alemleri, kalbi ihya, bak vücut alemlerini netice veriyor. Kalbi ihya edip imanı netice veriyor. Yani bu dimağ mertebelerinin ifrat, tefret ve vasatı. Evet, evet. Onun A vasatı da burası. Bunu da görmeniz için şey yaptım. Tamam. Sözler 142'de 3 yol var. Birinci yol, iman ettip imanı gibi yaşayan. İkinci yol, itikat ettiği gibi yaşamayan. Üçüncü yol, kafir, inkar ettiği, inkar gibi yaşayan. Ne getirdi biliyor musun? Bu nurcular farkında değil orada. Yani bir kabre girişi anlatıyor. İslam alimlerinden farklı bir şey getirmiş ustad, elhamdülillah, asrın imamı olduğu için. İslam alimlerindeki şimdiye kadar bildiğim şu: ya iman ya küfür. Ortası var mı? Yok. Ha, bir fetret var. Ustad da diyor ki küfür, iman, ortası itikat. Bak, ortaya koymuş. İtikat ettiği gibi yaşamıyor. Dolayısıyla itikat bozukluğu varsa, Şia diyelim, İtikadı bozuk, ehli bid'a olur, kafir olmaz. Ehli sünnettir, imandır. Küfür, iman, ortası? Ortası itikat. Şimdi bunu da gösterdikten sonra, buraya girmeyeceğim içerisini, size bu dimağla alakalı resimleri böyle bir göstereyim. Ondan sonra kapatayım mevzuyu. Buraya bakmış mıydık? Bakayım. Şurası da çok önemli. Dünyada kabir. Bak, o tahayyül ve tasavvur dediğimiz zaman serbest bölge neymiş biliyor musunuz? Haşir meydanıdır. Şerrin ve hayrın bir arada olduğu yer. Haşir meydanı. Haşir meydanı var ölünce. Ölmeden de burada. Anladın? Biraz önce kabirde bahsetmiştik. Adam karanlık, yalnız, kimsesiz, soğuk, tek başına yaşıyor. Burada yaşıyor. Haşir meydan olacak ya, hayır ve şer hesaba çekilecek. Hayır ve şerin beraber olduğu yer, serbest bölge. Peki akıl nedir? Nünker mekirdir. Nünker mekir neydi? Siz kabire gittiğimiz zaman soru sormayacaklar mı? Bu ne demek biliyor musun burada? O suretidir. Kanuniyet insandadır. Nünker mekir şurada bak. Haram geliyor. Soru bir. Bakacak mısın, bakmayacak mısın? Bakmadın, el cevap, bakmadın. Kabirde sana, hani hoca yazılı yapar, haftaya okur ya eticiyi. Dünyada soru soruluyor, kabirde yüzüne yazılı kağıt okunuyor. Diyecekler ki sen Orlando'da
sana bir soru soruldu. Açık saçık geliyordu, bakmadın. Ha, onu sana hatırlatıyoruz. Yazılılar burada oluyor. Kağıt bir hafta sonra okunuyor. O zaman dünya nükel mekir burada. Yani bize soru soruluyor, fırsatlar veriliyor. Senin eylemlerin onların cevabı oluyor. Kabir burada. Haşir meydanı da burada, dünyada. İzan neymiş? Bir daha kabrini genişlendiriyor, nurlandırıyor. Ah, kabrini genişlendiriyor, nurlandırıyor. Ha, burası. Ustad ölmeden önce girmedi mi? Mutu kabrini. Kabre diyor, hayalen girdim diyor. Bir baktım soğuk, soğuk, dar, karanlık, kimsesiz. Sonra bir baktım diyor, nünker mekir denilen iki tane arkadaş diyor. Böyle zıbanı falan soru soran değil. İki tane arkadaş diyor. Bana ne yaptı diyor, hatırlayanınız var mı? Soru mu sordu, ne yaptı? Benimle tatlı tatlı sohbetlere, musahabelere girdi diyor. Sonra diyor, yalnızlığım gitti diyor onlarla. Karanlık gitti diyor, soğuk gitti diyor. Kabrim ve şeyim genişledi diyor. Sonra bana sorular sordu diyor. Şey, sohbetler de ettik diyor. Burada seninle sohbet ediyorlar. Ondan sonra Sırat köprüsü nedir? Dima ile vicdan arasında bir bağ var. İzan. Dima'da bir mertebe. Bu da Sırat köprüsü. Sırat köprüsünün ne vardı? Dinimizde çıkmış. İki tane sıfatı var. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Bir tanesi itikat, bir tanesi bidat ve hurafelerle doğru yaşama. Şey, Yunus diyor değil mi? Ya Sırat köprüsüne kılıçtan ince, şey, keskin, kıldan ince diyorlar. Ya diyor, ben de diyor kalkasım orada bir ev yapasım geliyor diyor. O kadar geniş ki diyor. Niye? Kaldan bitirmiş burada. Akıldan kalbe mi inebilmek? Akıl ve şey, vicdan ile dima arasındaki o hurafeler, bak hurafeler, bidatlar, tamam mı? Mesela şeriat için ne derler? Kestiği kılınç, şeriatın kestiği yer ya, kanamaz. Kıldan ince demek itikat. Kılıçtan keskin şeriat. Şeriat ikizince mi der? Amel ve itikat demektir. Sırat köprüsü bu. Bu dünyada tabii. O duruyor. O var zaten ahiret. Ama dünyada sıratını geçenler sırat köprüsünü köprü şey ev yaparlar diyor. Kanuniyeti burada. Sureti orada. Evet. Kanuniyeti burada değil, bende. Sureti orada. Hakikat esmada, mahiyeti Allah'ın zatında. Başka? Şimdi burayı da geçeyim. Başka size ne göstereceğim? Çabuk çabuk. Bu ölümü gösterdim. Bu nedir? İmanın sureti. Büyüteyim biraz. Gözüküyor mu? Gözüküyor. İmanın sureti fiillerimizdir. Namaz, oruç, haramdan kaçışımız. İmanın sureti bakın. İmanın kanuniyeti fıtrat-ı asliye, çocukluk gibi, yani fıtratımızda o hali yaşamak. İmanın hakikati itikattır, mahiyeti imandır. İman ise mahiyeti itibariyle mahluk değil, Allah'tadır. Sureti eylemdedir. Kanuniyeti insandadır. Ha? Fiiliyeti deyince oradaki yani iç ruh fıtratı yani saftır, temizdir, onu mu demek? Zille saf değil. Batıla da iman itikat oluyor. İmanın batılı yoktur. İman imandır. İç alem, iç alemde cennet hayatı yaşıyorsun. Kanuniyeti bu. Yani fıtrat asliyedir. Bunu gösterdim. Bebeğin fıtratı öyle değil midir acaba? Evet, evet. Şimdi dimağda iki tane şey çalışıyor. Bir, Celal, birisi Cemal, birisi Adem. Serbest bölgeyi anlatıyoruz. Adem var, vücut var. Cehennem haletleri var, cennet haletleri var. Zülmet var, ziya var. Karanlık var, nur var. Şer var, hayır var. Onları cem eden insan ise, akıllı insan, bunları fırsata dönüştüren kemal sahibi Allahu Ekber diyebilen var. İkide bir mesela İsrail'e karşı burada yürüyüş yaparken Müslümanlar elhamdülillah demiyor. Subhanallah demiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber demesinin iki şerin zıtların cemidir tevhid. Tevhid ne demedir? Karşıtların birliğidir. Zıtların cemine tevhid derler. Bunun sahibine insan kamil derler. Ve ifade olarak da Allahu Ekber'dir.
karşıtların birliği Allahu Ekber'dir. Adem alemleri Subhanallah der, vücut alemleri Elhamdülillah der, ikisini cem eden insan Allahu Ekber der. Çabuk çabuk siz anlatıyorum. İlginizi çekerse videosunu durdura durdura dinlersiniz. Şimdi ben size göstermek istiyorum. Bak şimdi. Burada taakkul, tefekkür, tasavvurda bilgi var, malumat var, düşünce var, vehim var, şüphe var, zan var. Bunların ortalaması şudur. Ortalamasını verdim. Bu bilimseldir. Şüphe 2 ile bir şey hakkında 2 ile 50 arasında, yüzde arasında ise şüphedir. Vehim %1 değeri vardır. Mesela buraya da geçeyim, bunu da görün. Bak, tasdik ilimdir. Mesela düşünceler ilim değildir. Sonra arkadaşlar bunu da göstereyim size. Bak, bu kalptir. Kalbin iki ayağı var şöyle. Bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. İki ayağı var. Yani şu dima, şurası dima, şurası vicdan. İkisini toplarsan kalp olur. Kalp ile dima arasında ne ilişki var diyene söyledim bunu. Yani müstakil bir şeysi yok, kalbin bir şubesidir. Şimdi geçiyorum bunu da. Şeyi görmek istiyorsunuz. Kafa, vicdan, kalp. Hepsi bir arada görmek istesem nedir? Kalbin bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. İkisinin toplamına kalp deniliyor. Peki şeytan neresinde bunun? Şeytan neresinde? Kalbin yanında, bitişi değil, yanında lüme var. Oraya, bunun özelliği lüme, şeytan oraya öfürür. Şeytanın sözünü duyar, dinler. Kendisi de duyduğunu kalbe öfürür. Bunun adı lüme-i şeytaniyedir. Üfleyen nefse emare mi? Şeytan. Duyduğunu üfler dediniz ya. Kardeş, lüme-i şeytaniye, lüme kulağı var. Duyar. Şeytan oraya öfler. Lümmenin iki şeyi var. Kulağı var, dili var. Şeytandan duyduğunu kalbe öfler. Tamam. Şimdi bir de kafadan kalbe ne iner? Fehim denilen bir süzgeç var burada. Fehim. Fehim. O her şeyi aşağı geçirmez. Fehim de böyle bir şey. Dima süzülürken fehim denilen bir süzgeçten aşağı geçene ne denilir? Mana denilir. Şimdi ben dimağın bütünsel hali hikmettir. Hikmetin içinde ne var onu göstereyim. Yani bazı arkadaşlar dersi ağır diyecek. Tabii sizi ilk defa duyduğunuz için, ama bu dersi muhatap ille siz değilsiniz. Size lazım olduğu kadar siz anladınız. Size anladınız, size yeter bile. Şunu anla, bu dersin var ya, serbest bölgeyi bir psikolog ve psikiyatriste ömrünü versen dinleyemez. Sana ilaç verirler, sen kendini uyuşturursun. Kuksal Efendi imamlık yaparken Hamburg'dan 1,5-2 saat var değil mi? Oradan bir aile gelmişti. Teneffüs ettireyim. Adam şu hasta, annesi ve karısıyla gelmiş, doktora gitmiş. Bu kendisini iki tane hissediyormuş. İki tane farklı kişilik hissediyormuş. Kurtulmak için hastaneye yatırdılar. Psikiyatrist şey yaptılar, psikolog, yani bir sürü terapi ve ilaç kullanıyor. Gaye şu, kendini tek hisset. Bana geldi, duymuş işte. Dedim ki sen kaç tane hissediyorsun kendini? İki tane, bağıracağımı zannetti. Ne iki tanesi ya? Hocam ne yapayım? Aslında üç tane olman lazım dedi. Birbirlerine bakıyorlar. Annesi de, karısı da, babası da gelmiş. Koca 22 yaşında adam. Yani daha beter çık. Ne diyorsun hocam dedi ya. Dedim iki tane olmaz ki dedim. Adam üç, bir insan üç kişidir. Üç kişi oturuyor burada. Ne iki tanesi dedim. Hemen ilacı bırak. Ne hocam yani dedi. Ben iki tane. Ne iki tanesi? Üç tane olacaksın. Olan adam ben iki tane hissediyorum diye gelmiş. Dedi ki üç tane. Hani şeye benziyor. Zeytinburnu'nda derse bir adamı getirdiler. Bakırköy'den, hiç unutmuyorum. Niye gelmiş? Allah'ı niye görmüyorum sorusu soracak. Onun için gelmiş. Hiç unutmuyorum. Ders bitmiş. Onlar dersten sonra soru soruyorlar mesela. Ya abi de falan getirdiler birisi falan. O da duruyor böyle.
Sorusu neymiş? Neymiş? Ben niye Allah'ı görmüyorum dedim. Merak mı ediyorsun he? Evet dedi. Onun için geldim. Değil Allah'ı dedim. Sen kendini görmemişsin ki dedim. Onun için Allah'ı görmüyorsun. Kendini görmediğin için Allah'ı gör. Yani ne demek yani dedi. Sen ki kim kendini seni görmüş ki? Bu sen misin? Benim kafam. Benim kafam, benim aklım, benim ruhum diyen o sensin. Gören var mı? Dedi ki ona ben bir Allah'ı görmüyorum diye geldim. Şimdi kendimi de görmüyormuşum dedi. İki tane oldu. Şimdi ona dedim ki benim nefsim ayrı bir şeyler söylüyor. Fikirler üretiyor, istekler yapıyor benim nefsim. Ona karşı benim ruhum hayır, ver, verme, de, deme. He dedi. Ondan korkuyorsun. Bunun adı nefistir, bunun adı ruhtur. Bir tanesini onaylayan, gafil insan bunu onaylar, huzurlu adam bu. Biz de dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile, ulan ruh haklısın, sen sus lan. Benim nefsim, benim ruhum diyen, bunların dışında üç tane şahsiyet. Üç kişiyiz burada kardeşim. Desene hocam dedi, ilaçları bıraktım demektir dedi. Tabii lan, ondan kurtulmaya çalışmak bir kere hastalıktır. Yaban arılar gibi şey. Çünkü yanlış yapıyorsun. Tabii ki iki tane. Sen hani babasına diyorum, sen iki tane değil misin, üç tane değil misin? Nasıl ya hocam? Bir tarafın de, bir tarafın de var dedi. İşte bu. Bu adam ortaya çıkarmış. Sen gizliyorsun, bu gizlemiyor. Bende de var üç kişiyiz burada. Bana diyor ki, ya şimdi gez diyor Kuksaf Endeniz'e. Ötekisi diyor ki, otur bunlara bir şey anlat. Gezmek varken dedim, ben size niye anlatayım? Bir tarafım git gez, bir tarafım anlat diyor. İki tane farklı fikir yok mu ya? Ha, mesela sofraya geldi çorba. Rolantiye çalışıyor. Lan herkes yesin. Baklava gelince seri çalışıyor. Bir tane de fazla alayım diye. Yapan bu adam. Çorbaya rolant yapan bu. Baklavaya şey yapan bu. Ölüm cennet ve cehennemin karşısına koymadan da çok zor gibime geliyor aslında. Değil. Evet. O tasavvuf besleğinde. Hakikatte öyle değil. 21. lemada der ki İnsan arzularına kurtulmak için mezara girdi, tahayyül ederler diyor. Tamam mı? O aslında hakikatını, kurtulmanın yolu, ölümü, kefeni, o suretten hissiyatını, duygularını törpülüyorsun. Ondan kurtulmaya çalışıyorsun. Neyle? Ulan mezara gireceksin, ulan girme şuraya. Oysa biz ondan bahsetmiyoruz sabahtan beri. Serbest bölgeye hakim olmakla hakikat ehli olacaksın. Serbest bölgeye nasıl hakim olacaksın? Hakim olmaya çalışmamakla. Peki batıl ve şerler nasıl az olur, aktif olmaz? Terkler ile. Ha bu kadar kolay. Şimdi geldi bir şey. Ya de böyle zekat verme. İçimize ses geliyor. Kur'an öyle diyor. Ve Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki Kur'an'da 99 yerde rızkınıza kefilim diyor. Tek bir yerde diyor. Şeytan rızıktan endişe ettiriyor. 99 Allah'ın kefilliğini bıraktırır, bir tanesi zanla şeytan aç olursun diye onun peşine koşuyoruz. Serbest bölge bilmemekten geliyor. Şimdi ben size devam edeyim, şunları da göstereyim. Değil o, tasavvuf şeyinde, hakikat mesleğinde değil. Mezarlıktan, kefenle, korkutarak değil. Bunların işlevi burada ne yapıyor? Vazifesi nedir? Şimdi şunu da görmenizi istiyorum, size ayrılmışsa. Bunu da görün, en azından resimde şey yaparsınız. Taassup iltizamdan, imtisal izandan, tasdik fikri iltizamdan, taakkulden bir taraf, bir bere tasavvurda. İslamiyet iltizamdır, iman ise izandır. Bunu anlatıyor. Ve iltizam İslamiyet diyor. Bunu da kapatıyorum. Görün, böyle şeyler var. Şimdi buraya geliyorum. Şunu niye atladık? Görüyor musun? Aa işte için haritası bu. Hollanda'ya gittin doktora. Röntgenini çekti. Ben hemen şey yapayım size. Ele şu. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum. Ben diyen bu. Aa bu. Görüyor musunuz? Büyüteyim biraz. Tamamen içiniz bu. Ele nur ve mana ile çalışır. Dışarısı nedir? Ruhtur. Ene'nin ilk giydirilen elbise ruhtur. Sonra kalptir. Sonra kalp ikiye ayrılır. Dima ve vicdan. Sonra latife-i insaniye var.
Lümme-i şeytaniye bitişiktir. Şeytan buradan üflüyor, bak vesvese üflüyor. Buradan da buraya atıyor. Sonra latife-i insaniyenin dişe vuruşu beşeriyetimizdir. Ben ufaltayım biraz daha, kim olun şöyle. Beşeriyetimizdir. Bu sefer beşeriyetimizden nefis çıkıyor. Nefis şer değildir. Yedi mertebesi vardır. Nefsi emmaredir. Görüyor musunuz? Ama ikincisi levvame, mulhime, mutmaine, raziye, marziye, safiye. Sonra enaniyet var. Enaniyet gurur, kibir manasında zannediyor. Emir'de 46'da. Enaniyet neymiş? Esma-i Kutsi İlahiyenin bizdeki hulasası, kainata güzel bir rüzname, kainata güzel bir takvim, cami bir ayna, mükemmel bir harita, muhit bir firiste, hassas bir mizan, doğru bir mikyas olmaktır. Başka? Mahiyet-i hayatımda bulunanlar diyor üstad, enaniyetin içinde. Liste, ahsen-i takvim, fezdeke, anahtar külçesi yani, nefs-i natıka, firiste, mizan, mikyas. Nefs-i emmarenin içinde ne var? Heves, hotkan, meyli tefevük, damar, asap, tabiat, şuursuz, kör hissiyat varmış. Bak, heves, damar, asap, tabiat, şuursuz, kör hissiyat varmış. Bu nefsin manevi, bak manevi nefs-i emmare, burası maddi nefs-i emmare. Maddi nefs-i emmare nedir? Alem-i şehadetteki, alem-i şehadetteki komprim insanda madde olarak tezahürüdür. Yani Allah hulasalandırmış, bize cem etmiş, elma armut istiyoruz. Bunlar maddi nefs-i emmaredir. Bunu da videoda dinlersiniz tek tek anlattığımı. Bunlar zaten her birisine ait, sitede Nur dersinde ders var. Bunu da kapatıyorum. Ondan sonra şuna geleyim. En son giydirilen elbise o zaman enaniyet. Yok bu. Bu nefsi atlet ve beden. Birbirine giydirilmiş. Maddi nefs-i emmare bu. Maddi nefs-i emmare enaniyet, gurur, kibir falan. Manevi nefs-i emmare. Şimdi bu da çok önemli. Hem ekser esma-i ilahinin tecelliyatı hissedip bilmek, zevk edip tanımak diyor. Fikretmek dimağla olur. Bak, fikretmek dimağla olur, iman-ı billah. Hissetmek vicdanla olur, marifetullah. Mahsetmek kalp ile olur, muhabbetullah. Zevk etmek ruh seviyesinde olur, lezzet-i ruhaniye. Bu da meraklılarına gönderilir. Şimdi hikmet neymiş? Hikmetin altyapısı kast, şuur, iradeyi toplarsanız insanda hikmet gözükür. 32. sözün 3. mevkıfında, 2. mevkıfında anlatıyor. İşte şu esma, şu esma, şu esma. Kast, şuur, iradeyi toplarsanız insanda hikmet olur. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَدْ يُتَلْ خَيْرًا كَسِيرًا 12. sözde hikmet kime verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Niye? Allah'ın kastını, şuurunu, iradesini bilir. Geçiyorum, izli geçiyorum. Ondan sonra imansız dima olursa ne olur? Pek bize bakmaz bunu. Geçiyorum. Biz imansızlık işimiz yok ama onu da yazdık. Bakarsın burada. Bu imansızlık. İmanla olursa da bu. Şeytandan vesvese, şetim çıkar. Nefs-i emmare aktif olur. İnsi ve cin şeytanlar aktif olur. Farzları terk etmekten olur. Yani farzları terk ederseniz, namaz kılmaz, oruç tutmazsanız o kalbe şeytan üfler. Allah, melekler ve insi ve cinni mübarekler, ruhaniler haramları terk etmekte derecelerine göre insanlarda vahiy olur, ilham olur, feraset olur, onlara dönüşür. Sonra şuna geçeyim. Tasavvurların içerisinde flaş bellek gibidir. Bilgi, malumat, düşünce, vehim, zan, şüphe, tereddütler olur. Umumi ve hususi dünya bu. Bak, görüyor musun? Flaş bellek derken? Yani her şeyin kaydedildiği yer. Flaş bellek. Neydi o? Kişinin umumi dünyasındaki hususi dünyası. Yani Hollanda'da yaşıyorsan ama hususi bir dünyan var. Orada ne oluyor? Tasavvurların içerisinde flaş bellek var. Bilgi var, malumat var. Mesela bir sürü bilgi var. Maddi mekanı yok kafanda.
bu Fransa, Hollanda'da flash bellekte de üstün biraz. Tahayyül, bunu da geçiyorum. Şu da çok önemli. Kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akli var. Kuvanın sureti dimadadır. Kuvanın kanuneti insanın daire ilimdedir. Kuvanın hakikati insanın lef-i mahfuzundadır. Kuvanın mahiyeti emir alemindedir. Alemi emir diye geçer külliyatta. Bu da ehline duyurulur. Murat Han diyor ki olan nereden bahsediyor ya? İdare et, sana lazım olanı al. Şimdi bu da Üstad diyor ki Risale-i Nur taklit değil. Bak, tasavvur değil, taklit değil, tasdiktir. Dava değil, Risale-i Nur. Dava içinde Burhan'dır. Tasavvuf değil, hakikattır. Tasavvur değil, tasdiktir. İltizam değil, ihsandır. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir. Bak, bunlar subut-i sıfattır. İlim, irade, kudret, hayat, sen basar, subut-i sıfat. Meratib-i dima, hayat tahayyüle denk gelir. Kudret tasavvura denk gelir. İlim taakkule denk gelir. İrade tasdike gelir. Sen şuna bak, diman mertebeleri. Allah'ın subut-i sıfatının dimadaki, ondan sonra tasavvuftaki, alem-i şehadetteki, Risale-i Nur mesleği de budur. Bunların dördünün toplamına şuur denilir. Daha bir şey gelecek. Mikail Hasret'ten sana bakacak. Onu sana anlat, şey göstereceğim. O çok önemli abim. Bak, göz, gözden, kulaktan, dil, burun, dokunma, şef, yedi tane duygudan gelenler buralara atılıyor. Tahayyül ve tasavvura. Gözden, kulaktan, burundan, elden, ayaktan, sev ve şef, tahayyül ve tasavvur serbest bölgeye atılıyor. Bu değil. Sana anlatacağım şu, şey göstereceğim, çok önemli. Bakayım nerede o. Daha onu gelince söylerim. Görüyorsunuz değil mi? Takva, meniyattan, günahlardan. Meniyat, defi mefasit, günahlardan terk-i kebair. Bu dişlidir, dima çalıştırır. Yani takva, defi mefasit, dima çalıştırıyor, terk ederek kafaya hakim olursunuz, günahları terk ederek. Kalbe hakim olmak istiyorsanız eylem yapacaksınız. Kafaya hakim olmak istiyorsanız hiçbir şey yapmıyorsunuz. Haramları terk ediyorsunuz. Kalbe hakim olmak istiyorsanız evrat, eskar, zikirle, ella bir zikrilayı tetmenin kulup, eylemsel, eylemlerle kalp çalışır, terklerle kafa çalışır. Eylemlerle kalp çalışır, eylemsizlikle kafa çalışır. İkisini toplarsanız ruhunuz çalışır. Bak, defi mefasit, terk-i kebair. Defi mefasit, dima çalıştırır, terk-i kebair, kalbi çalıştırır. Dima ve kalbi çalışırsan ruhunuzda acayip cennet hayatı dünyada yaşarsınız. 3-4 saat ders yaptım halde hala keyfim yerinde. Bunun sebebi ruh çalışıyor. Okul dersi olsa 45 dakika sonra canın sıkılır. Peki sizde betkinlik olanı seyrediyorum. Bildiğim halde devam ediyorum. O siz değilsiniz. Sıkılan, rahatsız olan bu adam. O adam duyuyor beni. Hmm diyor, biraz sonra bir daha hiç kimseyi göremeyeceksin diyor. Kusura bakma, ben kafaya soktuktan sonra bitti artık. Şimdi şunu gösterecektim. Nerede o? Onu bulayım da ders bitti. İnşallah bulurum. Nerede? 3 tane şey vardı. Birinci ve ikinci şuur, his. Nerede o? Bir bakayım. Şurada mı? Onu sana göstereyim. Kalbi fiil demiştin Hasan abi. Yürümek de geçerli değil mi? Ne, anlamadım abi. Yürümek de spor yapmak mesela. Ha kalbi şu. Fiil çalıştım. Diyelim ki kötü düşünceler var, hisler var. Allah razı olsun. Bu güzel soruydu. Yani evet, tamam o, ama şey yapamıyorum yani, aşamıyorum. Senin o düşüncelerinden, hayallerinden kurtulmanın bir yolu da şudur. Yani çıkamıyorsun. O olumsuz enerji ya, filmi seyrettin, kötü düşündün. Bu, o enerjidir. Onu doğru düşünerek, doğru yere kanalize edemezsen, en güzel, en kolay yollarını bir tanesi spor yapmak. Vücuttaki toksini atmak onu. Bak şu, diman nerede? İnşallah bulurum. Birinci ve ikinci şuur diye geçiyor abim.
Usul. Yukarıda abi. Sol üstte. Öyle mi? 1 ve 2 yazıyor. He, 1 2 yazan nerede? En sol üstte. En sol üstte. Şu. Bunu gösterecektim. Bunu da şuraya bir alayım ya. Hollanda'ya biz niye almadık bunu? Şimdi buradan göstereyim sana. Şunu çık. Ki güzel çalışsın. Bekleyemem seni. Şimdi bak. Bunu çok soranlar Mikail. Abim birin ihlas. Birinci niyet. Niye bu iş olmadı? Şöyle. Bak. Birinci niyet, ikinci niyet. Birinci şuur, ikinci şuur diye çok risalede geçer. Bu dima abim. Bu da vicdan. Tamam mı? Dima, vicdan. İtikatta ihlas olur. İhlasın dimadaki karşılığı itikattır. Tamam mı abi? Dimadaki meratibin itikada geliyor. İhlas oraya geliyor. İltizam İslamiyetti. Fiili birinci niyet iltizama denk geliyor. Yani Risale-i Mesne'de geçiyor. İkinci bir niyetle diyor. Birinci niyeti değiştiririz. Birinci niyet dimağın iltizamına geliyor. Birinci his dimağın izanına geliyor. Birinci şuur da dimağın taakkuluna geliyor. Evet. Şimdi en çok sordukları şu. Abi diyor vicdanda ikincisi nerede? Bakayım nereye gitti? İkinci şuur olması lazım. Nereye yazılmış bu? Zihnis Latife-i Rabbaniye. Küçültebilirsin abi, olmaz. Marifetullah. Birinci şuur burada, dimada. Bakayım burada yapacak mı? Şuur altı da bu. Bu da çok önemli. Göz, dil, kulak falan. Bunlar yedi duygunun hulasası. Şuur altı buralara giriyor. Aslında onu göstermek istediğim birinci ve ikinci şuuru niye şey yapmadı bakayım. Arabalar kısmında yazın abi. Yok, tamam, demek ki onu da bir şekilde ben ona hususi gösteririm. Çünkü o merak ediyordur. Bir daha şu dimağa bakayım, ondan sonra kesiyorum. Bitti. Sonra bu arada sorularınız varsa, gerçi ben sorabileceğinizi hayal ederek kendi kendime sordum. Birinci şuur. Sağ tarafta gösteriyor. İşte bu. Bunu arıyor. Tamam. Bak bunu niye o göstermemişti? Kesti mi şey ekran? Bak. Bak şimdi oldu. Bir daha. Dimada meratip var. İhlas nereye denk geliyor dedik. İnsan kafada ihlası nerede? İtikadı sağlamsa ihlaslıdır. İtikadı sağlamsa ihlaslıdır. İhlası ise itikadı sağlamdır. Mesela bir misal vereyim. Köydeki babaannelerimiz, dinelerimiz hemen kapanır. Bilgisi yok ama. İtikadı çok sağlam çünkü ihlası sağlam. Tamam mı? Şimdi niyet. Niyetin nasıl anlarız? Fiildedir. Tamam mı? Fiildedir. Birinci niyet, yani iltizam fiildedir. Tamam mı? Sonra şuur. İnsan şuurlu olduğunu nasıl biliriz? Adam neyi konuşacağını, hikmet mi değil mi? Yani akla aittir şuur. Birincileri bu. Şimdi Risale'de birinci niyet var, ikinci niyet var. Birinci şuur var, ikinci şuur var. Şimdi ikiye gelin. Birinci ihlas neredeydi? Kadının itikadı varsa bilgisi yok. Bilgi, ihlasa ilim gerekmiyor. Bak kapanıyor. İhlaslı. Onun için çok alimdir. Çok ihlaslı değil. Öyle alimler var ki riyakarlıktan helak olmuş gitmiş. İnnemâ utitû alâ ilmin. İlmimle helak oldum. Karun gibi. Yani İtikat sağlamsa ihlası fazladır. İhlası kadar itikadı vardır. Tamam. Şimdi eğer bu birinci ihlas, ikinci ihlas nerededir?
Latife-i Rabbaniye'dedir. Vicdanda ne vardır? Soğan kabuğu gibi düşünün. Merkezde Latife-i Rabbaniye. Çık dışarıya his. Çık dışarıya zihin. Çık dışarıya eylem olan irade. Latife-i Rabbaniye'de ikinci ihlas. Birinci ihlas dimağda, itikattadır. İkinci ihlas Latife-i Rabbaniye'dedir. Bunu göstermek istiyordum sana. İki, birinci niyet neredeydi abi dimağda? İltizamdadır. İslamiyet iltizamdır. Niyet eylemdedir. Adam her türlü şey yapıyor, niyetime bak diyor. Olur mu böyle bir şey? Ha, ikinci niyet nerededir abim? İradededir, eylemdedir. Şimdi, peki nasıl şey yapacağız? Eğer adamın iradesi varsa, ibadeti vardır. İbadetleri varsa, iradesi güçlüdür. Yani İslamiyet'i yaşıyorsa, iradesi güçlüdür. İradesi güçlüyse, ibadeti vardır. Unutmayın, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Günahları iradeyle yapmıyoruz, ihtiyar ile yapıyoruz. İrade vicdana ait bir sıfattır. İrade vicdandadır, ihtiyar dimağdadır. Cüz-i ihtiyar iltizamdadır. Günahları cüz-i ihtiyar ile yapıyoruz, irade ile yapmıyoruz. Sebapları, iyilikleri, sebapları ihtiyarla tercih ediyoruz, irade ile yapıyoruz. İrade şerre vasıta olmuyor. Ha? Şimdi ikinci niyet iradededir. Nerede? Bir daha söylüyorum. İbadeti varsa iradesi güçlüdür. İradeni güçlü mü yapmıyorsun? Yapmak istiyorsun. İbadetini çoğalt. Eylemle irade gelişir. İhtiyarını güçlü yapmak istiyorsunuz. Haramları terk et. Tamam. Şimdi ikinci his. Birinci his neredeydi? Bak, birinci his nerede? İzanda. İzan neydi arkadaşlar bir daha? Kafa var ya kafa. Dima. Vicdana bağlanan bir yol olması lazım. Dimağla vicdanın. Bu koridorun adı dimağda izandır. İzan kalbe açılan bir yoldur. Dimağdakiler buraya, vicdandakiler buraya. İzan denilen bir yolla. Külliyattaki tabirleri. Peki ne işine yarar? Kitap okurken izan gelince sana, ha izan dima ile vicdan arasındaki bağlantı yoluymuş. Otobay yoluymuş. Kapalı olursa artık akılla kalp, vicdan bağ yok. Hepsi müstakil. Demek ki ikinci his vicdanda histedir. İkinci şuur çok önemli işte. Birinci şuur neredeydi abim? Akılda taakkuldeydi. İkinci, bunu videoyu seyrederken bakacaksın. İkinci şuur ise zihindedir. Yani vicdan dört birimle çalışıyor. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. İrade neydi? İrade, bak iradeye ne geçiyor? İkinci niyet. Yani iradesi aktif olan bir insanın ihtiyarını değiştirebilir. İhtiyar hayvanlarda var, kafirlerde var. Kafirlerde, iman etmeyen kafirlerde irade yoktur. İhtiyar vardır. İhtiyar şunu anlatayım Aksin. Cüz-i ihtiyar şu. Hayvan taşa mı konayım, arı çiçeğe mi konayım? Bunu ihtiyarla yapar, iradeyle yapmaz. Köpek ete mi gideyim, ekmeğe mi gideyim? Bunu iradeyle yapmaz, ihtiyarla yapar. İnsan ise televizyonu açayım ya açmayayım mı? Günah işleyeyim istemeyeyim mi? Şuraya gideyim, bunu iradeyle yapmaz. Haramı ihtiyarla yapar. Haram bir tercihtir. Bu tercihi ihtiyarla yapar. Namazı kılacak, camiye gidecek, ihtiyarla değil, iradeyle yapar. Peki ihtiyar nedir? Bu mu, şu mu, o mu? Mevcuttan arasındaki tercihtir. İrade ise, yani ihtiyar mazi müstakbele bakmaz, andadır. İrade ise mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak halde ihtiyarla tercih eder. Bunun için belki de 10 sene uğraştım. Şu söylediğim şey 10 saniyelik cümle. Mazinin bütünlüğüyle. Bak, mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak halde cüz-i ihtiyarıyla tercih eder. Söyle abi. Hasan abi, mesela bir dil öğreneceksin ya da Kur'an'ı ezberleyeceksin ya da misal tam anlayacaksın.
bu hangi şeye bakıyor? İçerisinde din varsa iradedir. İçerisinde dünya varsa ben dil öğreneceğim Hollandaca. Çünkü para kazanacağım. Burada şey yapma, ihtiyarlıktır. İhtiyarı o zaman güçlü yapmanın yolu terklerle. Mesela dil öğreneceksin, televizyonlardan uzak dur kardeşim. Çünkü zihin sade olsun. Ben hem televizyona bak, hem rezilliklerle muhatap ol, hem bu derslerle olmuyor işte. Tamam. Yani mesela bak iradeyi tanımlıyorum. İnan mübalağasız, belki 10 sene, 20 sene uğraşmışım ihtiyar ile irade arasındaki fark. 24. sözde geçiyor. İhtiyar hayvaniyete aittir. Hayvanlarda ve kafirlerde ve bizim beşeriyette var. Günahları buna yaparız. Bunu mu, bunu mu? Şunu mu, bunu mu? İhtiyar yapar. Mazi, müstakbelle hiç yapmaz. İradesi bir insanın çalışmıyorsa, yani vicdanı kopuksa, Allah diyor ki cehenneme yakacağım, cennette mükafat vereceğim. Vicdanı kopuksa irade yoktur. Çünkü irade vicdana aitti. Artık ona ne teklif ederseniz edin, dinlemez. İçinde din varsa iradedir dediniz değil mi? İçinde din varsa irade var. İçinde iradenin şu özelliği var bir daha. Mazinin bütünlüğü var ya, bizim geçmişimiz var. Mazimiz yok mu? Var. Kültürümüz var, örf var, anane var, ilim var, öğrendiklerimiz var, anne babamız bize giydirdi var, öğretmenlerin bize giydirdikleri var. Mazinin bütünlüğüyle, bütün geçmişinle geleceğe bakıyorsun. Allah'a, ahirete, kabir var ya. Yani orada sonsuz bir hayat var. Bu bilgilerinle Kur'an ezberlemişsin. İstikbale bakıyorsun, cennete oruç tutayım ya. Ahiret var ya. Ha. Geçmişteki anne babanın örf annene sana verdi, giydirdi. Onun bütünlüğüyle ahiret var, cennet, cehennem var. Ya çok dehşetlidir. Ramazan geldi, oruç tutayım. Bakın, mazinin bütünlüğüyle istikbale bakıp halde cüz-i ihtiyariye diyor ki oruç tut. İrade arkada. Ustad onun için diyor ki ihtiyar madem hazır zamana bakıyor, adam benle bununla uğraşmam diyor. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. 17. sözde. Bu çok yüksek bir makam. Ustadın ihtiyarı yoktu. 3. sayitte yoktu hiç. Çünkü cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Anladın mı? 17. sözde geçiyor. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Yani şu mu o mu? Mazisiz, müstakbelsiz haldeki tercihler. Kay kendi kenara. Mazisiz, müstakbelsiz olur mu? Mazi aynı zamanda nedir? Noktayı istinat, Allah'a iman. Gelecek nedir? Noktayı istimdat, ahirete iman. Allah ve ahiretle halde tercih etmek. Bu son şeyimizdi. Birinci niyet, ikinci niyet çok soruluyor. Bu bilgisayar buraya haşmetine uğradık. Buraya kesince olan arıyorum. Nerede? Burada olacak. Tamam. Bu olacak burada. Şimdi demek ki bir daha arkadaşlar, dima ayrı bir birim, vicdan ayrı bir birim. Tencere getir. Koy tencere içine dima. Vicdanı getir. Karıştır. Vicdanla, dimağla vicdanı karıştır. Toplamına kalp. Kalpte başka şey de var. Latife insaniye de var. Tamam. Dima terklerle çalışır. Vicdan, kalp eylemle çalışır. Günahı terk ederseniz aklınıza, düşüncenize, duygularınıza, psikolojinize hakim olursunuz. Eylem yaparsanız, ibadeti doğru yaşarsanız, eylemdir. O zaman kalpteki cennet asa bir bahar yaşarsınız. Ah, hususi diye kimse de bilmez seni. Yani hapishanede dahi olsan cenneti yaşarsın. Eğer bu yoksa, dışarıda dahi olsan hapishanedesin. Soracağınız var mı? Bu konuyla alakalı. Tabii tabii. Kendi alanımla ilgili olduğu için. Tüpçü müsün? Suçla ilgili. Suç. Yani suç işleyen bir insan bunu hiçbir şekilde irade etmiş olmuyor o zaman değil mi? Olmuyor. İhtiyarıyla yapıyor. Çünkü kitaplarımızda genelde bu kitaplarında böyle bir ibare kullanılıyor. Kullanılıyor mu? Tabii. Yani fiili irade etmiş oluyor diyor. Bazı kitaplarda ihtiyarıyla diyor, bazıları da irade diyor. Harika. Yani irade ile ihtiyar arasındaki farkı bu ceza hukukçuları bunu bu ayrımı yapmıyor. Sadece irade etmiş diyor. Hepsini bir bütün olarak değerlendiriyor. Evet. Mesela trafik kazasında çok kullanırlar. Ve adam öldürürsün. Ama bir de trafik kazasında öldürürsün.
Bu diyor irade etmemiştir. İhtiyar araba sürdü. Sizin dediğiniz zaten olması gerekiyor. Evet. Orası şimdi suç teorisine de oturuyor. Oturuyor. Ama hepsi genelde irade kavramı kullanıyor. İrade kullanıyor çünkü ihtiyarı çünkü mazi ve müstakbelden kopukluğu kabul edemiyor. Evet. Kabul edemiyor. İhtiyar şu. Şu mu, bu mu, o mu? Kader-i sahası çok iyi anlarsınız bunlar. Yani haldeki ilişki ve çelişkilerinden seçer. Bunu nerede anlatır? Cüz-i ihtiyarı var diyor hayvanda diyor. 24. sözde anlatır. 4 tane ameleler var diyor. Tamam mı? Ondan sonra şu mu, o mu, bu mu? Meleklerin ihtiyarı değil. İradesini anlatır orada. Şu mu, bu mu? Ha eğer ihtiyara mahkum iradesi yoksa, yani iradenin yapısı neredeydi? Vicdanda. Vicdanı çalışmıyorsa, bunun iradesi çalışmıyor. Hissi çalışmıyor, dini isteli. Zihni çalışmıyor, hissi çalışmıyor, iradesi çalışmıyor, latife-i rahmaniye çalışmıyor. O zaman nedir? İradesi çalışmadığı için vicdanı hatmedilmiş. İrade yok. Peki tercihi neyle yapıyor, neyle yaşıyor? İhtiyarla. Şimdi ihtiyarla yaşayan adama, istersen kabirde babasını gömsün. Yapmış bak mesela yanında duruyorum. Ben hoca olduğumu bilmiyor. Ben öteki arkadaş yardım ediyor. Şimdi ben bilmiyordum onu gömülenin amcası olduğunu. Alıyor. Arkadan dürttü. Baba ben de duyuyorum burada. Hiç unut. Baba. Ne olduğunu. Baba diyor o şeyi diyor. Demek ki beyaz eşya satıyordu. Yatırmamış seneti. Baba yatırmadı. Ben demedim ulan size malı ona satmayın. Pazara bakıyor. Gidin arkasını yazdırın ben burayı idare ediyorum. Tamam şöyle. Bunu ne ile yapıyor? İradesi yok ki. Bu bitmiş. Mezarın içine soksan da etkilenmez. İnsanı en çok etkileyen yer ilim değildir. Eylemdir, mezarlıktır. Mezarın içi. Oraya bakıyor. Ben idare ediyorum lan. Ben demedim lan malı ona vermeyin diye. Yapıyor. İkisi nasıl yapabiliyor? Ben de dehşete kaldım, tamam mı? Ha, ihtiyar nedir? Şu mu, o mu? Hani o zaman ne gerekiyor? Etraf var, alayalım. Doğuda var, allama şeyler var, kadınlar tutulur. Şu kadar alarsın, tamam mı? Malzeme verirsin, şöyle yaptı, böyle yapmıştı da, böyle yaptı. Bir de cenaze evine gidersin, bakarsın. Kıyameti koparıyor, kim ya bu? Tanımıyoruz diyorlar. E bu allaya kadınlar kim ya? Ağlama memurları. Parayla ağlatıyorsun, tabii. Tabii tabii, evdekiler. Parayla alıyor, ondan sonra akşam bitti mi, bu kadar aldım, bu kadar sat, ver parayı. Ha bunlar şu mu, o mu, bu mu, bunu ihtiyar yapar. Mazi ve müstakbelden kopuk, maziden kastım, nokta istinad Allah'a iman. Geleneğimiz ruhlar aleminden, Allah'tan geldik. Niçin unutuyorsunuz diye Allah'a verdiğiniz sözünüz. Gelecek ise nokta istimdat, niye? İmdat. Beka istiyoruz, imdat diye bağırıyoruz, ebed istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz. Onun sesleri var. Buna cevap veren nedir? Beka istiyorum diyor. Dünya cevap veriyor mu? Ebed istiyorum, imdat. Dünya diyor ki, ne istiyorsun imdatına? Beka istiyorum. Bende yok diyor. Başka bir yerden ses geliyor. Bende var diyor. O istimdadına verilen cevap ahirettir. İmani bil ahiret. İkisi cem olursa sende, İrade olur. İrade Allah'ın subuti sıfatındandır. Kutsi şeylere vasıtadır. Şere vasıta değildir. Günahlar iradeyle işlenmez. İbadetler ve din içerikli mübah şeyler iradeyle işlenir. Günahları 24. sözde hayvaniyettir, beşeriyettir, imansızlıktır. Mazi ve mustakbelden, Allah'tan, ahiretten, kopuk andaki dünyadaki tercihlerdendir. Bunun da kaynağı cüz-i ihtiyardır. Eğer bunu bilmesen lügata bakın tercih kuvveti. Madem ikisi de eşitse lügat cevaplar eşitse iki noktadan sonraki eşitse bir tanesinin yazılışı ihtiyar bir tanesi irade ya cüz-i ihtiyar. Ha demek ki mecburuz öyle demeye. Sonra ben bu yolla düştük. Ya bu ihtiyar neymiş? Ustalık ihtiyarımda vazgeçtim diyor 17. sözde. Neyle vazgeçiyor? Eğer ihtiyarını vazgeçecek bir başka tercih sistemi yoksa vazgeçemez. Bir üst birim var. Üniversite diploması olana ilkokul diploman var sorulmaz. İradesi o kadar güçlü ki ihtiyardan çıktı. Üçüncü Said ikiyi bilmiyor. Birinci Said, ikinci Said, üçüncü Said. Bütün ter. Birincisi şeye kadar,
Risale'nin telif edilene kadar. İkinci Said Risale'nin telif edilmiş. Üçüncü Said de bütün Risale'nin de meşgul değil. Tamamen enfus. Son şey. Üçüncüsünde kesinlikle irade yok. İkisinde bana sorarsanız irade yoktur. Çünkü din içeriklidir. İhtiyarı kullanmıştır. İhtiyarımdan da vazgeçtiğimdir. Niye buna ihtiyaç duydun? Niye bize söylüyorsun? Siz de kullanın. Böyle bir ayrım var diyor. Niye bize takdim ediyor? İhtiyarımdan vazgeçtim. Kuru bilgi mi? Eylemde olmayan bilgiyi, eylemde olmayan dersi ben zaten sevmiyorum. İzahat dedikleri ne biliyor musun benim derste? Yaptığım dersi eylemde gösteriyorum. Ailede gösteriyorum. Geçimsizlikte gösteriyorum. Psikolojide gösteriyorum. İtikatta göstermeye çalışıyorum. Niye? Senin için değil. Benim ihtiyacım var. Çok didindim ve bırakmadım. Birinci niyet. İkinci niyet. Mesela İhlasa niyet diyor. İkincini. Peki ne yapar? İhlası ortadan kaldırır. Demek ki ihlasa niyet ediyorsan ihlaslı değilsin. İhlasa niyet ettin. Buyurun buyurun. Bu birinci. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İçirdim. Boşun diyor. Sen nereden geldin? Dışarıda bu. İçeride bu. Dışarıda nasılsınız? Gülüyor. Hoş geldiniz. İçirdim. Boşun diyorsun. Bizden değil ya. Birinci bu, ikinci bu. Birinci niyet bu, ikinci niyet bu. Sen hakikatini söyle diyorlar ya. Birinci bu. Demek ki kutsi ve ulvi, din içerikli, Allah ve ahireti içine alan her şeyde irade vardır. Bunlardan kopuk her şeyde ihtiyar vardır. İmansızlığın hayatında irade yoktur. Çünkü irade vicdanidir, ezber yapmayın. Vicdan kopuksa, bunun iradesi yok, bunun hissi yok, din hissi yok. Mezara koyuyorlar bak. Demedim lan sonra malını sökmeyi. Dini his yok. Ne yaparsa yap. Onun kafasını yer, çiviyle çak, gene olmaz. Mesela koca bir derse geliyor 45 dakika bir tevhid dersi. Ne kadar uğraşmışım ya. Allah niye var? Allah ihtiyaç mıdır? Ders yapıyorum. Getirmiş, getiren soruyor giderken. Nasıl buldun dedi ya. Getirmiş de heyecanla getirmiş. Ya boşver dersi diyor. O Allah nereden geldi diyor. Hani kimseden bir şey almıyordunuz. Ona dedi bir saatlik dersi o tevhid dersinden halıyı mı merak ettin? İnayet halıyı hatta vizeyi de merak ettim. Şimdi kafasına bunu soksan, çiviyle bassan bunu girer mi? Çünkü niye girmedi? İrade yok ki. İradesi bitmiş. İkinci ihlas bitmiş. İkinci niyet yok. Yani bu kafayı kesmiş Allah Resulü'nün tabiriyle dillerinde vardır diyor, aşağı inmemiştir diyor. Ne olmuş? En ilerisi de hatamallahu ala kulubim ve ala semim ve ala ibsarim gışafe. Velo mazabın azim. Nerede? Bu dünyada azim burada. Sırat köprüsünden bahsettik. Haşir meydanından bahsettik. Kabirden bahsettik. İnşallah ikinci dersimiz şeyden sonra, ikindiden sonra ikinci dersimiz olacak. Pazar günü de saat gene 8.30 kahvaltı, onda derse oturuyoruz. Pazar günü de ikinden sonra da bir dersimiz olacak programımızda. Ondan sonra serbestsiniz. Ve dersi bitiriyorum. Dersten sonra işte şimdi öğlen kılacağız. Bir çay olur, bir dinlenme olur. Özel sorular olursa, zamanımızda müsait olursa cevap veririz. Program, kampımız bu şekilde devam edecek. Ama öğleden sonraki ders böyle değil. Bu bitti. Bunu istesen de bitti. Ben de bu iki gün önce bunu düşünüyordum da şeyi, bu tahayyül ve tasavvuru, serbest bölgeyi. Hani biz tahayyül ediyoruz, tasavvur ediyoruz, tefekkür ediyoruz. Ama bunun hani hakikat olduğunu ya da istikametli olduğunu nereden bileceğiz diye şey düşünüyordum. Yani eskiden hayalen şu an hakikat olduğunu gördüm diyor usta. Hani belki biz de istikametten sapabiliriz yani o hayalle. Sonra hani diğer hatırıma geldi. Yani Risale'yi okuyanlar, onun muvazenesinde kalanlar şey yapmıyor mesela. Hayali bir istikametle gidebiliyor. Mesela diyor ki üstad, büyük meslevi de geçiyor bu. Ben onun makamına gitmiyorum diyor. Onu diyor, onun hayalini kendi başımdaki gözümde misafir edip benim gördüğümle o görür diyor. Aynen. Oraya atabiliriz mi? Evet. Misafir eten getiririm size diyor. Orada misafir ederim diyor. Kısacası misafir getirdi. Karşısını alır orada anlatıyor. Peki ona tesir eder mi? Aynen tesir eder. Kutsiyet vardı ondan. Çünkü sufli şeylerde sirayet yoktur. Ulvi şeylerde sirayet vardır. Mesela bir misal vereyim. Kur'an okuyorum. Türkiye'deyim. Sen Orlanda'dasın. Allah Allah.
Mikail geldi. Ya git ya. Ayet okuyor, Mikail geldi. O zaman sadakallahu lazım, ya Rabbi istikametten bir dua et. Çünkü o anda ya beni düşünüyor veya ruhlar bağ var. Ulvi şeylerde, kutsi şeylerde sirayet var. Sufli şeylerde yoktur. Mesela ayna. Güneşten ayna buraya vurdu. Karanlık bir bodruma vurursunuz. Ama ben ona göre nur değilim. Sufli şeyim ya. Yani. Kesifim. Kesifin yansıması yok. Sufli derken kesif. Aynayı tut böyle. Yansır mı? Yansımaz. Onun için babanızın günahı, babanızın bilmem şey size geçmez. Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir der. İşte misafirten şeyde de geçiyor. Çam Dağı'nda diyor, görüşmek istediğim zaman diyor, hayalen sizi hazır ederim diyor. Ondan sonra sizinle konuşurum. Doğru mu? Doğrudur o. Çünkü daha geniş dünya buradadır. O geniş sahnettiğiniz şu hususi dünyadan çık, kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Sen geniş zannettiğin dünyadan daha geniş bir alemi görürsün. Nerede? Of, oralarda dolaşıyor. Yani burada orayı yaşıyor adam. Mazi müstakbel yok ki. Seni o zaman alıyor ruhaniyatını. Misafir ediyor. Sana hitap ediyor. Peki sana netice oluyor. Oo, Allah Allah. Dua bu zaten. Fiili dua bu. Bende bir ferahlık var. O anda bana bir dua ediyor ya. Dua mesela diyorum gıyabe. Ne işe yarayacak? Ahirette mi işe yarayacak? Dinin neticeleri dünya ve ahirettedir. İki yerdedir. Çünkü dünya böyle, şey, din böyledir. Peki dua ettiler sana. Şu anda sende nasıl gözükür? Oh elhamdülillah ya. Birisi dua ediyor de. Sana birisi o anda dua ediyor. Anladın mı? İki şeyde de. Din saadet-i dareyn demekti. Dareyn demek iki yerde de karşılığı olan. Allah'a iman ettik. Ahirete iman ettik. Orada mı işe yarayacak? Esas burada yarıyor. Niye? İman ettiğin şeyle ruhun besleniyor. Aklın besleniyor. Biz Allah'a iman ettik. Dünyada karşılığı yok mu? Ruhumuz Allah ile besleniyor. Bağ kurduk. Cep telefonu, beden. Uydu haşa, Allah'a misal. Bedendeki batarya, hayata misal. Telefondaki yazılım program ruha misal. Kart hangi şebeke? İmana misal. Kaliteli bir şebeken varsa, her yerde çekiyorsa imanın seviyesine misal. Günde de 70 defa hani diyor ya hadiste, Rabbin kalpleri ziyaret eder. Bazı kalpler tövbe tövbe. Allah ziyaret edince o kalp diyor ki ya Rab şu anda ulaşılamıyor. Kaplama alanının dışında. Bazı gene bir daha arıyor Allah 70 defa. Ben olsam ben aramam. Diyor ki ya Rab şu anda başkasıyla görüşüyor, seninle görüşemez. Başka bir arıyor. Ya Rab diyor telefonunu kapatmış, hiç ulaşılamaz. Günde 70 defa. Ama bazılarına da evet çalıyor. Buyur ya Rab. Ne demek? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Buyur ya Rab diye. Allahu Ekber namazda mukabel et. Duyduğuna, telefonu açtığına delildir. Nuraniyet değil mi? Nuraniyet. Yani 16. sözde diyor ki 4. şuasında şua 4. şua 16. sözde ruhun huzura kabulün olan bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura bir ruh namaz vaktinde ruh huzura kabul edildi mi? Ruh huzura kabul edildi mi? Ruh öyledir. Ezan vaktinde arşa giden defalan dedikleri zaman huzura kabul edilemedin. Ne yaparsa yap namaz kılamazsın. Huzura kabul edildin mi beden arzda namaz kılar. Bitiriyorum. Kaç saat oldu abim dersimiz? 10:30. Evet. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.